Merhaba arkadaşlar. Son dönemin telaşı içerisinde beni heyecanlandıran bir şeyle ilgili biraz konuşayım. Birileri de beni dinlesin istemiş olabilirim. Pelin Esmer filmlerinin ilkini işe yarar bir şeyi, yani ilkini değil aslında sonuncu filmi Pelin Esmer'in. Yani bir seneden fazla oldu izleyeli. Yani çok etkilenmiştim ve çok çok iyi hissetmiştim. Yani Allah'ım iyi ki böyle bir film var demiştim. Bulduğum işte yakınlarda birkaç kişiye hemen anlatmak istemiştim falan. Bugün şimdi belki biraz daha hani konuşma şansımız olur ama işte sonrasında 11-10 Kala'yı izledim. İşte en son Gözetleme Kulesi'ni izledim ve yani tabii ki bir hepsi bu yönetmenin ve senaristin aynı zamanda yani filmlerinin merkezine insan hikayelerini, insan dramalarını alan yanı ve onu böyle belki sarıp sarmalaması, bütün öyküleri bir şeye oturtması yani bana çok heyecan verici geldi. O yüzden hani belgeselleri dışındaki üç kurmaca filmini burada sizlerle paylaşmak istedim. 2019 diye yanlış yazmışım galba. Bu 2009 mu olacak bu Evet, arada? 2009. Doğru, Evet, 2009. evet yanlış yazmışım. Pardon. 11-10 Kala Pelin Esmer'in 2009 yapımı bir filmi. Yazan yöneten Pelin Esmer, Necdet İşler ve Mithat Esmer başrollerde oynuyor. 16. Koza Film Festivali'nde işte en iyi senaryo, işte başka bir filmle beraber en iyi ikinci film ödülünü vesairesini paylaşıyor. Benim kendi yorumumla bu film nesnenin filmi. Bu film mekanın filmi, zamanın filmi, aslında da bir ihanetin filmi. Yani bu benim yorumum tabii. Ana karakterimiz Mithat Bey aslında zaten Mithat Bey. Yani Pelin Esmer'in dayısı galiba değil mi? Amcası. Soyadı da aynı ya. Pardon. Ve kendi şeyiyle, doğal habitatıyla dahil oluyor filmlere. Zaten şey belgesellerden biri olan koleksiyoncu da yani o doğal şeyi anlatıyor, onun o koleksiyoner yönünü. Yüksek mühendis. Bu adam işte bir burs kazanıyor, mühendislik okuyor, ondan sonra Amerika'ya gidiyor. Nerede anlatıyor bunu? Kim anlatıyordu? Bir dakika, ya hatırlayabilecek miyim? Restorantına gittiği kadını anlatıp onu anlatıyor. Doğru, evet. Ve işte diyor ki ben hani gönderildim, işte 20 günde ulaştım Amerika'ya, ondan sonra orada kalmış, dönüyor, işte Sümerbank'a giriyor, sonra biraz daha radyo ile ilgili bir şeyler yapıyor falan. Ama bu adam özünde o hani üst düzey memuriyet yaptığı şeyler değil, bu adam bir arşivci. Her şeyin arşivini yapıyor. Bütün gazetelerin, yerel gazetelerin arşivini yapıyor. Nesnelerin arşivini yapıyor. Ve hani müthiş bir şey var. Külliyat var adamın biriktirdiği yıllar içerisinde. Tabii bu yaptığı şey arşivlemek mi? Biriktirmek mi? Bir şeyleri istiflemek mi? Ki bizim literatürümüzde istifçi olarak geçer bu ruhsal zorlantı diyeceğim. Bir ister istemez bir tanısal şey de eklemek zorunda kalacağım. Nedenini de sonra açıklayacağım. Yığmak mı? Mesela yığmak şeyden geliyor benim aklıma. Yani sadece o evin içerisindeki kenar köşe değil dolu olan. Aynı zamanda kapının önünde bile ve diğer daireyle ortak koridoru paylaşmasına rağmen yığılı bir şey var orada. Gazete, dergi yığını, gazete yığını diyelim. Dolayısıyla yığıyor yani. Hani bir taraftan evet biriktiriyor ama bir taraftan da yığıyor.
Ve belki de içlerinde kayboluyor. Muhtemelen de kayboluyor. Onun tamamen kendine göre bir o zaman mekan ilişkisi içerisinde bir kayboluşu var ki bu önemli bir şey, buradaki zaman mekan vurgusu. Bu işte bir düzen var mı derseniz var. Obsesif bir düzen var. Tek tek tarihleriyle, kişileriyle, mekanlarıyla, yapılanların, edilenlerin, yeni alınan oyuncaktan şeye kadar hepsinin bir düzeni var aslında. Şimdi bu şeyi yapmayı hiç sevmem. Yani hani klasik psikanaliz işte şunu der demeyi ama yani dememek de mümkün değil. Adam bizim ana kişilik diye tanımadığımız bir adam Mithat Bey. Yani ana kişilik ne demek? Ana kişilik tutan demek. Bırakamayan demek tuttuğunu. Aynı tuvalet eğitimindeki çocuklar gibi, bir türlü kakasını yapamayan çocuklar gibi. Yani onların da tutmasının bir anlamı, bir dinamiği vardır. Ve tutma, bırakamama hali aslında yani yaşam boyu devam eder. Mesela hani şey duyarsınız veya belki siz de deneyimliyorsunuzdur. Yani bir mail yazdım ama hani tekrar üstünden geçmeden gönderemiyorum der mesela kişi. Bu da bu eksende bir şeydir. Hani Ödipal döneme geçişte bu hani Freud'un tanımlamasıyla tutan, bırakmayan, biriktiren, üstünde tek tek duran kişilik ana kişiliktir diyebiliriz. Ve bu adam da tabii ki çok net bir şekilde böyle bir adam. Şimdi benim dahil olduğum kuram açısından bu biraz farklı. Ay, bu arada köpeğim silkeleniyor, duyuyor musunuz bilmiyorum. Birazcık farklı çünkü kendilik kuramı salt böyle psikanalizin şeylerini kabul etmiyor. Ve diyor ki bu kendilik dediğimiz şey yani kendilik, self, ben, benlik dediğimiz şey yani bir şekilde kendini gerçekleştirmek için başta birincil bakım veren olmak üzere kendilik nesnelerine ihtiyaç duyuyor. Yani ben eğer buna çok önem veriyorsam ve bununla olduğum vakit kendimi nesli olarak tamamlanmış hissediyorsam bu benim kendilik nesnemdir. Ve bu kendilik nesnesi de bana olduğum ben için bir anlam katar. Böyle bir kuram yani kendilik Kogut'un kendilik psikolojisi kuramında böyle bir yeri var kendilik nesnesi tanımının ve aslında bu arşivcilik, koleksiyonerlik, biriktirmek, istiflemek temelinde kendine bir kendilik nesnesi yaratma arzusu. Kendini tanımlayabilecek bir şey yaratma arzusu yer alıyor. Şimdi bu bana çok şey geliyor açıkçası. Yani bilmiyorum sizi sonra dinleyeceğim yorumlarınızı. Şimdi sormayacağım. Bütün sunumu bitirince soracağım ama yani gerçekten de oradaki tüm o nesneler, gazeteler, dergiler, objeler vesaireler onu Mithat Bey yapıyor. O Mithat Bey ki aslında eşinden bile bunun için ayrılıyor. Bu biriktirme, istifleme şeyi için ayrılıyor. Tabii bu enteresan bir şey. Çünkü şimdi bu bir eş söz konusu olduğunda aslında kendilik nesnesinin o olması beklenir. Yani kendi eşinin bir kendilik nesnesi olarak onu doğrulaması, sağlaması, beslemesi ve diğer her şeyin önemsiz olması demek gerekir. Ama öyle değil. Kadına diyor ki hayır. Kadın ben mi diyor? Arşivin mi diyor? Arşivin mi diyor adam. Dolayısıyla orada şimdi bağlanma kuramı da şöyle. Yani oradaki o birincil bakım vereniyle bağlanmadaki problemi yüzünden diyor. Eşyalarla böyle bir şey kuruyor. Hani nesnelerle bir bağ kuruyor diyor. Ama asıl nesne primer yani birincil nesne
başta anne, sonra partner olacak Kur'an'a göre. Ama Kur'an'la kurduğu ilişkinin önüne geçen bir şeyden bahsediyoruz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi filmin başında bir saat, bir koridor, vapurdan gelen bir koridor ve sanki çok ciddi bir işin peşinde koşmaya başlayan bir adam. Halbuki gideceği yer çarşı, yapacağı şey pazarlık, alacağı şey gıç 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 el şeyle çalışan fener veya saat veya neyse. Saat önemli bir şey tabii. Zaman ve mekan demiştik. Çok sayıda saat biriktiriyor ve her seferinde sanki yeni bir şeye bakar gibi bakıyor. Yani çok enteresan. Yani bizim hayatta hani normal bir insanın hayatında böyle bir şey yoktur yani. Biz mesela bir şeyi biriktirmeye başlayalım. Eğer hani patolojik birisi değilsek bir süre sonra tamam ya yeterince temsil oldu bu şey deriz. Adamda böyle bir şey yok. Adam yani zaman aktığı müddetçe işte saat gibi nesnelerle bu devamlılığı sürdürmek istiyor. Şimdi zamanı hapsetmek mi bu diyebiliriz. Bence biraz öyle. İşte 56 yılının bilinen kayıtlarını tutarken de bir hapsetme ihtiyacı söz konusu. Ve acaba böylece bir ölümsüzlük kazandığını mı düşünüyor? Ya da böyle bir hezeyana mı kapılıyor? Hiç ölmeyecekmiş gibi. O arşivleri sonuna dek biriktirmeye gün be gün devam edecekmiş gibi davranıyor ki. Yani bu gerçekçi tabii ki değil normal şartlarda. Şimdi zamanın gerisine bırakılanlar ve bırakılamayanlar. Bir türlü vazgeçilemeyen kendilik nesneleri demiştim bunlara. Arşivlere, şeylere. Bunun içinde dürbün de var, pornografik, erotik dergiler de var. Yeri geliyor, lokantacı kadından ekmeğin üzerindeki etiketi istiyor ve hatta kadın ona bunu gönderiyor. Bunları biriktiriyor. Sonra dinleyeceğim sizi, hani size nasıl hissettirdiğini, böyle bir hani takıntılı, zorlantılı bir şeyin biriktirme halinin. Ama şu an hani devam ediyorum. Yani yaşamına dair güncel olan tek şey yeğen. Yani bir tane yeğen var. Mesela kardeşiyle konuşmuyor. Kız kardeşi arayıp duruyor. TSKT'de mesajlar bırakıyor. Onunla konuşmuyor. Güncel olan yeğen. Onunla ilişki kurabiliyor. Vodka içelim diyor. O diyor ki ben onu işte şey açtım diyor. Olsun tamam madem bitirelim diyor falan. Böyle anlayışlı şey yani ilgili ona aldığı hediye var. Muhtemelen bir anlam yüklemiş ona yani. Ama yeğen de biliyorsunuz hani aman işte amca işte bizim arkadaşının bir mekanı olacak. Şurada işte şunu satsak, şu koleksiyonunu satsak, şu arşivini satsak deyip duran bir çocuk aynı zamanda ama onun ilişkileri hiç gerilmiyor. Onu bir şekilde idare ediyor. Lokantacı kadın dersek, lokantacı kadın da ona geçmişle geliyor. Yani yine bir zamanı hapsetme şeyi var. Yani orada o yemeğini yerken lokantacı kadınla, kadının geçmişine dair yaptığı şey yine aslında zamanı hapsetmek. Yani bunda nesnelere adanmış bir yaşam dersek, zamanı hapsetmek için yaptığını düşünürsek, benim varsayımım bu. Pazarlığın usullerini biliyor ve öğretiyor. Diyor ki yok işte bende 4 lira var diyor, işte yok diyor 6 lira, yok diyor 2 tanesi 4 lira olsun diyor falan. Ve Ali'yi de fırçalıyor bunun için aslında. Burada hani benim kafamdaki sorun Mithat Bey'i nasıl konumlandırıyor? Yani kandırılmaya açık bir adam gibi mi konumlandırıyor acaba? Benim cevabım hayır. Yani adam zaten idefix yani. Saat. Ama hani işte Ali onu sonrasında dolandıracağı için, işte yeğeni dolandırmaya çalıştığı için, apartmandakiler dolandırmaya çalıştığı için sanki kanunu açıkmış gibi oluyor. Çok da değil aslında. Bu arşivi görmeye gelen
şikayet üzerine görmeye gelen belediye geldiğinde bu çöpü diyor işte hallet diyor. Çöp değil ki onlar, koleksiyon diyor. Yani o kadar inanıyor ki buna ve ben inandığına o kadar eminim ki aslında. Ve Ali, biraz geç girmişim burada, yani biraz kafam uçmuş, şey yapmamışım. Ama Ali önemli, işte Mithat Bey'le beraber ikinci kahramanımız. Garip mi gerçekten bu, garip bir Ali mi, nasıl bir Ali? Fikrimiz farklı farklı olabilir sizlerle. Bana kalırsa yani Ali böyle çok üçkağıtçı bir tip de değil normalde. Ali sadece düz şeyler üzerinden, kısa yollar üzerinden, düz mantık üzerinden hareket eden bir adam. Yani çok komplike bir adam değil Ali. Kültürel kodlar var demişim. Yani işte yani bir şekilde işte karısını göndermiş, çocuk hastalanınca işte annesiyle beraber kalıyor. Karısı ve kızı orada işte bir ilişkiler, problemler vesaireler aktarılıyor Ali'ye. Ali böyle sıkılıyor, ediyor falan böyle. Şey bir, yani geleneksel bir adam Ali. Yani ve göçün, orada İstanbul'a göçün tabii ki simgesi. Oradaki mekana sıkışmış, işte şey yapamıyor mesela. Yani ne zaman ki işte hani birisi bir şey isteyecek, bilmem apartmandan megafonla işte seslenecekler bilmem ne diye bekleyen bir mekana sıkışmış bir adam o noktaya kadar. Yani bir anlamda mekanın ve zamanın ışığı. Kendine ait bir mekanı, kendine ait bir zamanı yok başlangıçta. Ama tabii Ali'nin böyle insancıl hallerine de şahit oluyoruz. Ve işte oyuncak alıyor kızına, işte özledim diyor, konuşmak istiyor vesaire vesaire. Yani bu adam öğrenen, yani işte neyin nasıl yapılacağını öğrenen, öğrenmeye açık, hırslanan biraz kendi arzularını gerçekleştirmek için ve tırmana tırmana şey yapan bir adam. Ve film, bu sahne beni çok heyecanlandırmıştı. Yani tam böyle o kurgu, oradaki içerideki mekandaki kurgu oluştu. Ve bir anda Ali İstanbul'a yollandı. Yani bu bana çok heyecan verdi açıkçası. Çünkü tamam dedim ya, macera başlıyor. Yani aslında istediğim kadar olmadı o macera ama biraz şu şeyi, pardon, şuraya taşıyacağım. Yani Özal'ın vatandaşı, yani tam böyle işte ben işimi bilirim vardır ya, Özal'ın vatandaşı. Yani Ali de öyle bir adam, başlıyor işte Mithat Bey'in istediği şeyler için alışverişleri vesaireleri. Ondan sonra da hem yavaş yavaş işte onlardan istifade edip satıp vesaire yapıp şey yapmayı öğreniyor falan. Ve senaryonun da etinden sütünden yararlanan bir adam durumunda Ali. Emniyet apartmanı bir deprem geçiriyor. Bu deprem tam da bizim deprem şeyimiz sonrası, bana da böyle bir tüylerim diken diken oldu. Boşaltalım burayı, güvenli değil, Mithat Bey'in de eşyaları var, Allah nasıl olacak falan gibi bir şey başlıyor. Batan geminin mallarını kurtarır gibi emniyet apartmanında son faresi Ali. Bu Ali'cim işte özgeçmişini hazırlıyor, mülakatlara gidiyor kütüphanede. Kütüphane ama yani şey yapmaya da çalışmıyor, böyle bir ticarethane üzerinden de bir şey yapmaya çalışmıyor yani. Bir yol bulmaya çalışıyor. İşte belli ihtiyaçları var, bir şeyleri var. Gömlek alacak, bir şey alacak. Çocuğun oyuncak alacak falan. Vodka alacak. Bunun için şeye ihtiyacı var yani. Mithat'ın eşyalarına. Emniyet apartmanının son sakini ise Mithat. Kimler gitti, geriye ne kaldı? Ve acaba en son noktada Mithat Bey arkasında tüm o dağ gibi eşya ile belediye ekiplerine de meydan okur mu? O gücü gösterir mi? O cesareti gösterir mi? Veya nasıl bir yol izler? Bilmiyoruz. Çünkü yapayalnız kalıyor. Bu arada Ali de
Şuna dikkatimi çekti. Sizler de dikkat etmişsinizdir. Ali bir ev tutmaya çalışıyor ve Ali'nin tuttuğu evde de aslında rutubet var. Kendi evinden farklı değil. Kendi evinde de rutubet var. Bu evde de rutubet var ama şöyle mutlu bir şekilde bakıyor balkonunda. Ya şey olur ya, bana öyle hissettirdi yani. Hani benim olsun, hani nasıl olursa olsun benim olsun gibi. Biraz öyle bir hevesini hissettim Ali'nin. Evet, ikinci film Gözetleme Kulesi. Çok sarsıcı, çok dramatik bir filmdi benim için de. Suçluluğun ve utancın filmi olarak görüyorum ben bunu. Ensestin filmi olarak görüyorum. Denk gelişlerin filmi olarak görüyorum. Ve tecavüz bebeklerinin zorlukla doyduğu bir filmdir bu. Normal olmayanların filmidir. Yani çünkü dipsiz gölün birazdan konuşacağız. Yani o her zaman dört bir yana bakıp da normal dediği halin dışındadır. Ha, ben şeydekileri unuttum. Kusura bakmayın, siz belki tamamlarsınız. 11-10 kalıdakileri, sırf şeyi söyledim galiba, Altın Kozayı o muydu bilmiyorum, tek ödül. Gözetleme Kulesi Almanya, Fransa, Türkiye ortak yapımı. Altın Koza'da yine en iyi yönetmen alıyor bu sefer, 19. Ama Toronto, Rotterdam, Göteborg, Freiburg gibi şeyleri de alıyor. Olgun Şimşek, Nihat oynuyor. Nilay Erdönmez Seher oynuyor. Evet, Nihat. Dipsiz göl. Yani içine bağırsam yankı yapacak bir adam. Boşalmış artık. Yani suçluluğuyla, vicdan azabıyla, amaçsızlığıyla, geleceksizliğiyle böyle bir adam Nihat. Seher çok acıklı tabii. Yani Seher, şimdi ne söyleyelim yani, tek başına çocuk doğurdu eğilip, çömelip. Yani hani kahrolası bir şey, çok söylenecek bir şey yok ama o da dipsiz göle ağır bir taş gibi düştü. Bütün ağırlığıyla, bütün o ensestin, tecavüzün verdiği ağırlığıyla Seher işin içine düştü. Gitmiş işte şeylerde çalışıyor, ne denir ona, otobüs şirketlerinde, terminallerde, bilmem neydi. Yani böyle bir işte bebeğini taşımak için, o karnını kapatmak için giydiği kıyafetler gencecik yaşında. Anası babası, anasının isyanını bastırışı, babasının... Aslında babayı mesela ben orada şey görmedim yani. Babayı vurdum duymaz görmedim. Yani baba bana ne demedi bana kalırsa mesela. Yani kötü hissetmiş ve bu böyle olmamalıydı der gibi geldi baba bana. Bilmiyorum, belki iyimser bakıyorumdur. Suçluk, utanç ve denk geliş demiştik. Bu iki kişi Seher'in doğumundan sonra tek başına yaptığı korkunç doğumdan çeşme başına bıraktığı bebeği kulübeye, gözetleme kulesine geri getirdikten sonra Nihat bir araya geldi. Bu film yalnızlık, ıssızlık, dipsizlik filmidir. Ensestin yalnızlığı vardır. Çünkü dayısına gitmiştir. Dayısı ona tecavüz etmiştir. Anası da diyor ki hani niye kalmıyorsun dayında? Sana kapıyı açtı. Sana evini açtı. Sana evimi açtı. Bana tecavüz etti. Beni gebe bıraktı diyor. Yani bu böyle bir acıyı bu kadar yalın, bu kadar ölçülü anlatmak nasıl mümkün oldu? Ben de şaşırıyorum. Arda Kalın'ın yalnızlığı dediğim Nihat'ın yalnızlığı. Yani gidiyorlar araçta, Nihat uyuyakalıyor, karısı çocuğu ölüyor. Arda Kalın'ın suçluluğu, yalnızlığı kaç kattır bu bilemeyiz. Nihat o yüzden dipsizdir. Dipsizdir Nihat. Ama aynı zamanda ailenin ve toplumun da yalnızlığını duyarız burada. Tüm bunlar karşısında.
Çeşme başında bırakılan bebeğin yalnızlığını duyarız ve o çocuğun hiç iflah olmayacak bir hali aslında. Telsizler arasındaki yalnızlığı, yani orada sırların anlatılışına imkansızlıkları, işte Nihat'ın boğazında düğümlenenleri duyarız ve rahimin aslında yalnızlığını, rahimdeki yalnızlığı. Yani tekrar rahime dönmüş gibi olan o insanların, Nihat'ın ve Seher'in ayrı ayrı yalnızlığını duyarız. Üçüncü film, işte Şölen gibi bir film. Ben oraya üçüncü fil diye yazmışım. Sonra gördüm, ya buna bir fil yazmışım dedim. Olsun dedim, fil kalsın. Fil gibi bir film. Yani görmemek, duymamak, sesini duymamak, kokusunu almamak mümkün değil. Böyle bir film. Evet, bir Pelin Esmer'in masterpiece'i diyebiliriz. Şiirin filmi diyebiliriz. Yine bir zaman vardır burada da ve zamanın filmi diyebiliriz. Aklın, fikrin, etiğin filmi diyebiliriz. Çünkü bir ötenazi konusu konuşuruz ve aslında ona dair her türlü şeyi de düşünüyor oluruz. Bir yolculuğun filmi ve İzmir'in filmidir. Bana ne? Ben üzerime alındım. İzmir'in filmi olarak aldım. Nasıl başlıyor? İşte bir çerçeveyle başlıyor. Çerçeve herhalde tesadüf değil. Yani bir çerçeve çizecek yani yönetmen bize burada ve zamandan bahsedecek. Yine saat görünüyor çünkü. Bu niye sınıfı buraya yazmışım bilmiyorum, şaşırdım. Bir şekilde o Canan'ın sınıfsal mücadelesi, hayalleri, idealleri ile başlıyoruz. Leyla, tapılası bir kadın. kimleri bu Leyla? Yani avukatlık yapmamış doğru dürüst, şairlik yapıyor. Kocam değil sevgilim diyor Canan'a. 25 yıl hiç arkadaşlarıyla toplanmamış, bir araya gelmemiş. Nasıl bir Leyla? Canan derseniz aslında sarı huysuz bir çiçek diyeceğim. Sonra tekrar buna geri döneceğim. İlk başta böyle bir ayrıklık var hallerinde. Öykü paylaşılıyor, ediliyor. İşte ayrışan, birleşen ve bütünleşen, hacimlenen ve renklenen diye tanımladım. İlişkilerin aslında çoğunda böyledir yani. Bir ayrışma, bir birleşme, bütünleşme, bir arada kazanılan bir şey. Onlar da bunu yaşıyorlar. Vagon arkadaşlığı yapıyorlar. Yanlarına birileri geliyor. Başka hayatlar, başka hikayeler geliyor. Bir yaşam yaşanıyor. Orada aslında Canan'la Leyla arasında böyle bütün kocaman bir şey yaşanıyor. Durumun münazarası yaşanıyor ama bir yandan da işte orada tanık olarak iki tane kadın geliyor oturuyor. Ve bir istasyonda biniyor bu insanlar ama başka bir istasyonda iniyor ama yolculuk devam ediyor diyebiliriz. Sonra tren bozuluyor, bir şehirde iniliyor. Tavaraftaki bir şehirdir bu da zaten. Yani orada işte bir şeye oturuyorlar dolanırken, bir kahveye oturuyorlar, çay içiyorlar falan. Leyla diyor ki kalk gidelim diyor. Bize de sarmasın işte orada şeyler dolaşıyor çünkü işte o için dolaşanlar. Burada anlıyoruz ki Leyla aslında hiç kimse kendine kokusun bulaşsın istemiyor. Böyle bir yönü var. Ama ne oluyor sonra? Kokusun bulaşsın istemiyor. Sonra bu hikayeyi, ötenazi hikayesini, felçli adamın hayatına son verme hikayesini balıklama dalıyor. Enteresan. Benim yorumum var. Sizlerin de muhakkak vardır. O da arkadaşı da oluyor bu insanlar varınca. Ve mahrem yeniden tanımlanıyor. Aslında tabii Leyla Can'ın mahremine girmiş oluyor. Onun hayatındaki çok önemli dönüm noktasına dalmış oluyor. Bir mahremiyet şeyi oluyor. İlk başta şey Leyla Canan biliyorsunuz şey yapıyor. Yani işte sen nereden şey yapıyorsun, niye karışıyorsun falan filan diyor. Ondan sonra da gel bana yardım et diyor falan filan. Ama orada bir mahremiyetin şey yapıldığı bir alan var falan. Bir ortaklık var. İşte diyor ki hatırlıyor musun diyor.
babam işte bir torba vermişti bana, onları yerim sen yokken falan diyor. Yani böyle bir birliktelik oluşuyor. ben turuncuyum tabii, çok şey bir nokta. Yani bu Kjerskis Konsvolt'un kitabından alıntı. Kırmızı, yeşil, mavi, turuncu. Ben turuncuyum ve hiçbir şey turuncuyla kafiyeli değildir diyor ve Leyla trende giderken turuncuya boyanan camlar görüyor. Bir karga var. Şeyi bulamadım galiba. Yani çocuğun çizdiği kargaları. Siz bulmuşum varsayın lütfen. Yolculuk anlatılıyor o kargayla. Başkaldır anlatılıyor. Çünkü durmuyor orada, durduğu yerde. Ve güvenli bir yere gidiyor. Yavuz'un balkonuna. Orada güvenlik arıyor. Leyla için merak ve hazın karışımı diyebiliriz. Leyla böyle bir tip. Yani onun için o merakın gözlerindeki irkilmesindeki şeyini çok net görüyoruz. Pencerelere bakıyor. Ben burada tabii çok kendime benzettim. Ben de çok tıkığımdır. Işıklara bakarım ne göreceğim diye. Burada gördüğü şey sanıyorum şu anda. İçeride bir grup arkadaş vardı. Bir şey oldu. Kız tek başına dışarı çıktı. Çocuk da onun yanına gelip üzerindeki şeyi örttü. Ve Leyla gülümsedi. Leyla gülümsüyor böyle şeylere. Öyle bir kadın. Aynalar var filmde. Ayna önemlidir. Metaforik anlamda da, her anlamda da. Leyla da seviyor aynalarla karşılaşmayı. Sırf bu sahne değil. Onu da almamışım sanıyorum. 25. yıl toplantısına giderken o güzelim kıyafetinin üzerine küpe takarken de ayna önünde. Ve Yavuz da zaten Leyla'yı gördükten sonra en sevdiği şairlerden bir tanesi, odasında bittikten sonra kendini görmek ister. Aynalanmak ister. O aynada kendini görmek, tekrar olduğu yeri, şeyi doğrulamak ister. Yavuz son durak mıdır? Ötenazi ister Yavuz. Bunu da konuşabiliriz. Şiir sever. Leyla'nın bütün şiirlerini bilir. Ortazar'ı bilir ve Sarı Çiçeği bilir aslında. Ancak buna rağmen ölmek istemektedir. Evet, bu kadar. Zamanım olsaydı daha çok anlatırdım ama. Çok teşekkür ederiz Nesli. Nesli'cim, o kadar kendine uygun filmler seçmişsin ki gerçekten de bu filmlerin en önemli katmanı, psikolojik katmanı ve hani tam sana uygun filmler oldu. Çok da güzel anlattın bu katmanları. Tamam. Benim önerim tek tek filmler üzerinden gitmek. Ne dersiniz? Olur. Hay hay. Ya ben önce şey yaparsa bölünür, diğer zamanları ayarlayamayız. Bir de benim dikkatim dağılır diye istemedim. Yok, senin sen çok haklısın da. Olması doğruydu. Bundan sonrasını böyle yapalım diye öneriyor Nurdan. Ben de evet, katılıyorum Nurdan'ın görüşüne. Hani senin sunum sırana göre istersen ilk filmden başlayarak konuşalım. Önce hangisini söylemiştin? 11-10 kadar. Tamam. Ondan başlayalım o zaman. İlk söz almak isteyen başlasın. Ayşe Hanım el kaldırıyor. Önce Ayşe Hanım'a söz verelim. Sonra ben beklerim Gıyas Bey, sorun değil. Buyurun buyurun, siz talep ettiniz şimdi. Benim bir sorum olacak. Ben ilk filmin ismi neden 11'e 10 kala onu anlamadım. Şöyle, ben buraya bir yorum yapayım mı? Yapayım mı arkadaşlar? Yapabilirsin Murat'cığım. Tabii ki. Şurası, bakın arkadaşlar, saat burada 11'e 10 kalayı gösteriyor. Bunun bir senede 10 dakika geri kaldığını tespit ediyor. Bu sürekli aldığı bir saat. Filmin içinde diyalog geçen yeri hatırlıyorsunuzdur. 10 dakika geri kaldı diyor. Sonra da Ali'ye gittiğinde işte onun yenisini almasını istiyor. Bunun geri kaldığını söylüyor. Nereye bağlarız? Yani buradan aldığını düşünüyorum. Filmin şu karesini gördüğümde, evet, filmin adını buradan almış dediğimi anımsıyorum. Nesin anlattığı, benim de bir fikrim var bu konuda. Yorumumu da söyleyeyim sana devredeyim. Ha, pardon. Görüntü burası ama bu adamın da hayata geç kaldığını, istifçi, çok ilk anda takdir edilesi bir hali varsa da aldıklarını değerlendirmiyor.
biriktirdiklerini değerlendirmiyor. Onlar kamuya da açık değil, ihtiyacı olanlara da açık değil. Sadece istifliyor. Orada istiflendiğini kimse bilmiyor. O da bir yere sevk etmiyor. Aslında hayata da geç kalıyor. Bunları yaparken hayata geç kalıyor diye düşünüyorum. Her yıl biraz daha eksik yaşıyor'yu yorumlamıştım. Benim yorumum budur. Neden 11'e 10 kala? Bana göre bundan. Teşekkürler. Ben bu sahneyi atlamışım. Nurdan, senin de bir fikrin var galiba. Murat'ın yorumunu çok beğendim. Ben de bu sahneyi atlamışım. Ben de şey diye düşünmüştüm. Bütün zamanın hani ansiklopedinin 11. cildini aramakla geçirdi ve sonunda 11. cildin bulunduğu sırada artık 11. cildin bir anlamı kalmadı ya, ben de oraya bağlamıştım. O da mantıklıymış. O da güzel bir yorum. Senin yorumunu da çok sevdim. Yorummuş. Evet. Evet, Giyas'a bir söz verelim. Ya, teşekkür ediyorum. Hocam kusura bakmayın, bu arada anlatımınızı verdiğim için. Orada biraz yanlış anladım. Bir şeyi de gözetleme kulesindeki şeyin boşandığı gibi algıladım. Ben boşanmış mıydı, çocuklar ölmüş müydü? Hocamız zaten sonra da şey yaptı, belirtti. Tekrar böldüğüm için de kusura bakmayın. Rica ederim. Ya ben tabii ki bunun sizin programa ilk kez katılıyorum. İsmi biraz daha anladığım kadarıyla psikolojik bir yerde, psikolojik analizin de dahil olduğu bir yerden anlattı hocamız. Haklı olarak mesleği de bu. Benim de bu alanda şeyim yok çok. Hani psikolojik açıdan çok filmi değerlendiremem ama ben izlediğimde ben insanın ya koleksiyoncu adamı ele aldığımda insanın zaman ve mekandan izler taşıdığını, aynı şekilde yaşama dair bir insanın an be an bıraktığı izleri hem mekan hem zaman açısından eğer bütün bunları derleyip toplayıp bir insanın önemli ve önemsiz her anını, çünkü yaşamda sanat, bilim ve herhangi bir anı, insana dair bütün anlatımlara baktığımızda mutlaka içinde bir seçicilik olduğunu naçizane ben öyle görüyorum. Bugün biz bir biyografi okurken bile ya da otobiyografi, o insan kendince önemli kırılma anlarını ve yaşamında dönüp bir retro perspektif yaptığında önemli kırılma anlarını not eder. Haliyle yaşam önemli anlarla değil, her anın toplamıdır ve koleksiyoncu bence bir varoluşsal kesinlikle ömrüne dair ne varsa bir araya topladı. Eğer insanın yaşantısıyla koleksiyoncunun biriktikleri arasında eğer bir metafor kurulursa, ben o yaşadıklarımızın toplamı o koleksiyoncunun evindeki eşyaların gereksizliği kadar anlamsız, boş şeylerle de dolu olduğuna dair bir done hissettim diyeyim. Öte yanda saatin bozulduğu, gerçi Murat Bey değindi ama tamire, Ali ile beraber tamire gönderdiği saat geri kalmamıştı. Bence orada ilginç bir nüans var. Çünkü diyor ki saat 10 dakika ileri ve burada Mithat Bey'in değişen ve hızla değişen dünyaya biraz da yetişememe gibi bir derdi de var. Tamam, kendini bir şeye adamış. Bunun psikolojik yönlerini Nesli hocamız zaten aktardı. Hani nesneyle ilişki, nesneyi bir aşırı anlam yüklemesi boyutlarını anlattı da. Ama bir taraftan da bunu koruyacak gücü de yok. Öte yanda 60 darbesini, 27 Mayıs 60 darbesine dair birkaç şey vardı. Bence o politik izler de taşıyordu o film bu yönüyle. Ve hocamız yine değindi, rütübet. Rütübet üç yerde geçiyor, hocamız yine burada değindi de, ama ben bunun hani rütübeti biraz sınıfsal bir tarafı vardı. Çünkü Mithat Bey kendi tutkuyla bağlı olduğu koleksiyonu için bir ev almak istiyordu. Yine çocuğunun geleceği için göç etmiş Ali'nin tek isteği yine o
yani rutubetten hastalanmış çocuğunu daha iyi bir evde yaşatmak. Haliyle işte gidip baktıkları ev, kiralamak istediği evde de rutubet vardı. Böylece sınıfsal bir yere de bence vurgu yapıyordu. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler Gıyas Bey. Timuçin, seni dinleyelim, el kaldırmışsın. İyi akşamlar herkese. Öncelikle 11-10 Kala filmini çok uzun yıllar önce izlemiştim ve bu üçüncü izleyişim oldu bu buluşmamız sayesinde. Pelin Esmer filmlerine ayrı bir ilgim var ve hepsini izledim. Daha önce de izlemiştim. 11-10 Kala'da en sevdiğim filmiydi açıkçası. Hatta bu psiko sinema gecesini kuracağımız, yani bu birlikteliği yaşayacağımızı karar verildiği zaman ilk önerdiğim film de 11-10 Kala'ydı. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum bu film seçtiği için. Film birçok yönden, yani farklı birçok konuya ele alan bir yapıya sahip. Bence filmin en can alıcı kısmı bence bir hayal kırıklığı filmi. Ben bir intikam filmi olarak görmüyorum bu açıdan. Hatta şöyle diyebilirim. Mesela Ali karakteri intikam, yani şey yaparken intikam dedim de pardon, yanlış şey yaptım. İhanet olacak. İhanet yapmadan önce şeyle, Mithat Bey'le bir konuşmasında şey diyor, yani bu koleksiyonların ne olacak diyor, bu şeyler diyor. O da ben özünce hani herhalde atılır gibi bir cevap aldıktan sonra bu eylemi gerçekleştiriyor. Ve adama da bir yaşama amacı olarak 11. ciltte parasıyla satılıp oraya bırakıyor. Aslında 11. cilt yokken aslında şu an adamın yeni amacı diğer 10 cilti tamamlamak olmuş oldu. Onunla bir yaşam gayesinin ne olduğunu bildiği için ona da bir yaşam gayesi bırakıyor bir nevi. İkinci en önemli bence şey, bencillik kavrayışı çok ön planda. Ve bence Mithat karakteri bence çok bencil bir karakter. Mesela Ali ile olan ilişkilerinde bir bencillik var. Ali'ye hep bir kullanma var. Mesela televizyon şey, elektriği gidiyor. Şeyin, Ali'nin evine indiği sadece, yani onu merak ettiği, onun yanına gittiği sadece iki sahne var. Birincisi, bu elektriği gittiği için kendisi izlediği yarışma programını izleyemediği için onda izleyebileceğini düşünmesi ve ona gitmesi. Aslında orada hani Ali'nin yaşamıyla ilgili hiçbir şey yok. Nasıl yaşadığıyla ilişkin bir bilgisi yok, herhangi bir merakı yok. Niye bu işi yaptığına ilişkin bir şey yok. Ancak ikinci gittiğinde de zaten Ali'den şüphelendiği için, yani filmin son sahnesinde gidiyor. Hani şüphelendiği için gidiyor. Onda da yine kendi ihtiyacı ve kendi gücüsü için gidiyor. Çöp kavramı çok önemliydi. Çöp kimin için çöp? Mesela adam için koleksiyonlar bir çöp değil. O bir koleksiyon. Diğer insanlar için veya bizim modern çağ diye tanımladığımız diğer insanlar için bunlar böcek yapan, işte küf yapan, hastalık yiyen bir birikim, ama adam için bir yaşam biçimi, yaşam değeri. Kimin için çöp olarak gördüğümüz şey bazılarımızın için bir yaşam kaynağı, sevinci gibi. O şeyi çok güzel vermiş. Pelin Esmer filmlerinin en güzel yanlarından birisidir. Mesela sanki bir gizli kamera vardı. O kamera bir şu an çekiyor da filmi de oraya koymuş gibidir. O diğer filmlerde de bunda birazdan konuşmamızı bahsedeceğim. Mesela İşyerler Bir Şeyler daha fazla vardır o. Hani birkaç bir şeyden sonra söylerim o filme geldiğimizde. O yüzden çok şeyi çok doğal verir ve bu filmde mükemmel veriyor bunu. Hani o aradaki o diyaloglarda, konuşmalarda bir yapaylık yok. Herhangi bir şekilde böyle bir, hani sen kurmaca gibi değil de o adamların arasında sanki özel bir şey koymuş böyle bir şey, böyle alet. O teknolojiye yansıtmış ve sesi ve görüntüyü kaydediyor. O şekilde vermiş gibi. Bu çok bence benim en beğendiğim kısımlarından biri şey de buydu filminde. Onun dışında filmde çok güzel bir sınıfsal şey var. Mesela bir deprem sahnesi var, çok etkili. Biraz önce Gülsar Bey'le sanırım yeni arkadaşımız çok güzel bahsetti o şeyi. Ben de ona bir eklem olarak söyleyeyim. Mesela şey, Ali şeyi duymuyor, depremi duymuyor. Hissedemiyor. Oradan azar geliyor. Ya diyor, depremi duydun mu diyor yönetici sanırım. İsmini unuttum şimdi şey karakterin. O diyor işte depremi duydun mu diyor. Yok diyor, alt katlarda duyulmaz diyor mesela. Alt katlar rutubetlidir, alt katlarda deprem duyulmaz. Alt katlarda işte yaşam zordur, işte hep şey gösteriyor. Bodrumun altında kalmış o şeyi çok fazla gösteriyor. Yani pencerenin o kısmını vesairesini, yaşam alanını. Ama Nesli Hocam da bahsettiği sunumunda aslında bundan da kaçamıyor, dediği gibi yine
tekrardan bir rutubeti başka bir yere, yaşlı bir şeye gidiyor. Burada Ali'nin kendine ait bir yaşam bulma savaşı, köylü kurnazlığı, işte Anadolu'dan gelmiş göç insanının yaşadığı zorluklar. Yani film o kadar çok şey veriyor ki, yani bireysel olarak da bir şey var filmde, çözümlemeler var, toplumsal bir çözümleme de var. Hem toplumsal hem bireysel çözümlemeleri bu kadar başarılı anlatabilen film sayısı çok az bence. Yani benim en azından izlediğim kadarıyla öyle söyleyeyim. O açıdan çok başarılı buldum. Yani toplumsal çözümlemelerle bireysel çözümlemeleri ortak paydada buluşturabilmesini yani mükemmel buldum. O yüzden ben böyle hani 2-3 yılda bir, arada bir bu filmi izlerim. Yani çok farklı açılarda, her izlerinde de farklı şeyler. Mesela bu rutubet sahnesini mesela yeni bir şey keşfetmişim. Yani bu üçüncü izlediğimde fark ettim. On kala meselesiyle ilgili bir soru sormuştu Ayşe Hanım. Onunla ilgili de yani zamandan çalınan bir 10 dakika olarak yorumladım ben açıkçası. O sanki hani normalde bu adam 11'de uyuyor ama hani o çalınan zamanından dolayı da 10 dakika erken yatıyormuş gibi. O çalar saat için kapatıyor, uyumaya başlıyor. Yani benim şeyim hani kendi yorumum o konuyla ilgili cevap olarak o şekilde verebilirim. Onun dışında mesela söyleyebileceğim mekan kavramları üzerinde mesela şey yapılabilir, konuşulabilir. Mesela bu ya bu kısmı çok bir konu bir yerde not almıştım da şey yapamadım şimdi, toparlayamadım. Daha sonra aklıma gelirse söylerim de mekanla ilgili birkaç şey not almıştım. Onu söyleyecektim şimdi aklıma gelmedi. Genel anlamda film, yani çok ben zaten çok beğendiğim bir filmdi. Neslihan Hanım'la bu film seçtiği için çok teşekkür ederim. Bu film için şimdi bu kadar, daha sonra yine ekleme yaparım. Mekan konusunda aklıma gelince ekleme yaparım özellikle. Evet Nurdan'cığım, teşekkür ederiz Timuçin. Nurdan söz sende. Benim için farkında mısın bilmiyorum ama benim tezimi çok güzel açıkladın. Hani son sahnede dedin ya, 11. cildi verip yeni bir hedef sundu. 10 taneyi yeniden toplamasını ve tam işte 11'e 10 kaldı o sırada. Evet. 11'i bulmasına 10 kaldı. Timuçin söyleyince aynı şeyi düşündüm ben de. Yani filmin evet, adı yani Timuçin çok güzel açıkladı sanki bunu. Orası daha güzel yerden geldi. Evet. Şimdi gülmeyecekseniz söyleyeceğim. Ben bu bitapteyi de kendimi bozdum. Çok fena. Şimdi hepimiz nesnelerle bir takım bağlar kuruyoruz ve nesneler bazen hani şey anlamını aşıp hayatımızı zorlaştıran bir hale gelebiliyor sahip olduğumuz nesneler. Ben yıllar önce bir film seyretmiştim. Up in the Air diye bir tane yerleşik düzeni olmayan bir adam çeşitli şehirlerde seminerler veriyordu. Kartlarını biriktiriyorlardı. Bir sürü kartları vardı kadınlı adamın. Şöyle adam bir seminer veriyordu. Diyordu ki sırt çantanıza neleri sığdırabilirsiniz? Ve sonra diyordu ki hayatınızda sahip olduğunuz şeylerin ne kadarını bu sırt çantanıza sığdırabilirsiniz? Sırt çantanıza sığdıramadığınız her şey sizin yaşamınız için bir yük diyordu. Eşyalar hayatınız için bir yük. Hani ne kadar şeyseniz, az eşyaya sahipsiniz, o kadar özgür, o kadar hafifsiniz diye. Ben de özellikle işte giysi, ayakkabı, aksesuar, takı, işte kitap, bu tür şeyleri koleksiyon yapmaya, satın almaya doyamıyorum. Ve aldığım, sahip olduğum şeyleri kimselere veremiyorum. Hani bana deseniz ki, bana git işte 10 tane kitap al, gözümü kırpmadan alırım. Ama kendi kitaplarından bir tanesini ver deseniz asla veremiyorum. Kendi kullanabildiğim hiçbir eşyamı, yani hala üstüme olan ve sevdiğim hiçbir eşyamı başkasına veremiyorum. Ve bunun hayatımı ne kadar zorlaştırdığını bildiğim halde bunlardan vazgeçemiyorum. Hani bu bendeki neyin açığını kapatıyor bilmiyorum. Bu benimki ayrı bir tartışma konusu ama ben bu anlamda Midatte'yi çok iyi anladım. Ve onun o nesnelerin onun için taşıdığı anlamı çok iyi hissettim. İşte hani nesnelerle kurduğumuz bu an nereye kadar normal, nereden sonra patolojik boyuta giriyor? Bunun da sınırı çok ince galiba. Ve artık hani şey... Avrupa'da Amerika'da herkes minimalizme doğru giderken yavaş yavaş sadeleşmeyi ve sahip olduklarımızı azaltmayı da özellikle belli bir yaştan sonra öğrenmemiz gerekiyor.
Bir de filmle ilgili olumsuz bir eleştirim var. O da Ali'nin Meriç sessiz olur musun? Ali'nin Necdet İşler'i Ali rolüne yapıştıramadım. Necdet İşler çok sevdiğim, çok hayran olduğum bir oyuncu ama bu rol için çok şehirli kalmış. Yani Ali tiplemesini anlamaya çalıştım ama içselleştiremedim. Yani Necdet İşler üzerinden o rolü içselleştiremedim. Bir tek ona itirazım var. Yoksa diğer rollerdekiler hepsi cuk oturmuş. Çok iyi oynamışlar. Gerçek gibiydi hepsi. Ama Necdet İşler'i biraz şey buldum. Eğreti buldum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sonra aklıma gelirse yine söylerim. Teşekkürler Nur'dan. Başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Ben de konuşabilirim. Ben bir araya girebilir miyim? Ben yorum yapmayacağım aslında. Çünkü bir yanlışlık olmuş. Her işe yarar bir şey vardı ya. Ben onun tam ilk kaç, belki bilmiyorum, yarım saatini falan izlemiştim. Ve onu bir başka filmle karıştırdım aslında. Ben o oyuncuları görünce Bir Başkadır diye bir dizi var. O olduğunu zannettim ve öyle katıldım aslında bu toplantıya. O yüzden de şimdiki söylediklerinizle ilgili yani hiçbir fikrim yok yorumlarla ilgili. Ama Nesli Hoca'nın da yaptığı analizleri, yani söylediği analizleri gerçekten de çok beğendim. Diğer arkadaşlarım da, yani bir psikolog olarak o bakış açıyla özellikle 11 ve 10 kalan filmiyle ilgili çok güzel anlatmışlardı. Yani ben merak ettim. Tekrar, yani bunu söyleyeceğim. Tekrar o filmlere bakmak istiyorum. Bu nedenle bu toplantıdan bu kadar, yani ben ben bu kadar konuşabilirim. Bu nedenle de çıkmak istiyorum ve size iyi toplantılar dilerim. Teşekkürler. Bu kadar. Bekliyoruz. Özletme kendini. Hoşça kal Mahsa. Tekrar geldim. Ayşe Hanım, buyurun. Güle güle. Bence Elif Hanım'a söz verelim, ben sonra evet, söyleyeyim. Elif söz istemişti. Doğru, doğru. Konuşmadı çünkü. Haklısınız. Tamam. Önemli değil. Buyurun Ayşe Hanım. Elif, bizi dinleyelim Elif Hanım. Ekrandasın Elif, dinleyelim. Merhabalar herkese. Çok güzel filmlerdi Nesli'cim. Teşekkürler. Ben gerçekten Türk sineması, Türk edebiyatı konusunda zayıflığımı bu gruplar sayesinde geçiriyorum. Nasıl olur da böyle bir yönetmeni izlememişim diye çok utanarak izledim filmleri. 11'e 10 kala, Gözetleme Kulesi'ni izledim. İşe yarar bir şeyin de ilk 40 dakikasını izledim, bitireceğim. Çok heyecanlı, yarım kaldı. 11'e 10 kalada aynen Murat'ın dediği gibi adamın koleksiyonculuğu beni paylaşmadığı için çok rahatsız etti. Yani evet, herkes koleksiyon yapabilir ama mesela koleksiyonculuk, hani bir çanta vardı, içinde pullar vardı. Aha, burada da pulların kalmış diye yeğeni veriyordu. Hani benim koleksiyonculuk kapasitem işte o çanta kadar. Yani hani bir zamanlar ben de pul biriktirdim, işte birkaç defter vesaire. Ama böyle bir apartman dolusu gazete biriktirmek, nesne biriktirmek, hani bunları bu kadar toplayıp arşivliyorsanız gerçekten birilerinin faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bağlamda hani bunları biriktiriyor, çok bencilce kendini... hayatta işte nesli çok güzel açıkladı, kendilik nesnesi olarak hani kendini var etmek için biriktiriyor. O yüzden Ali'nin yaptığı, hani bunları satarak, evet bir tür hırsızlık belki ama Ali'nin hayatını kurtardı ve bir şekilde bu koleksiyon işe yaradı diye düşündüm ve o yüzden ben Ali'ye çok kızmadım ve aynen Timuçin'in söylediği gibi 11. Ansiklopediyi de ona bırakmasıyla affettim Ali'yi bunca şeyi aldığı için. Ben Necdet İşler'i beğendim. O işte Özal'ın vatandaşını, işini bilen kişiyi çok güzel verdi. Yavaş yavaş nasıl çözdü, apartmandan çıkmayan insanken pazarlığı öğrendi, İstanbul'u keşfetti, alışverişler yaptı, kütüphaneye bile gitti.
CV hazırladı. Bütün bunlar onun aşama aşama ilerlemesi ve gelişmesiydi. Öte yandan zaman zaman o apartmanın, o dairenin istifçiliği böyle bir fenalık hissi, daralma yarattı bende. Bazen hepimiz bir şeyleri biriktiriyoruz. Evet, ben de kitaplarını çok fazla veremeyen bir insanım. Çok sevdiğim dergilerim var biriktirdiğim, ama hani bunların faydalı olması, bir fayda ilkesi olması gerektiğine inanıyorum. Gözetleme Kulesi de, ona geçmeyeyim, genelde birinci filmi konuşuyoruz. Daha sonra onunla ilgili konuşayım. Şimdilik bu kadar. Teşekkürler. Ayşe Hanım'a söz vermeden bir hatırlatma yapayım. Üç film olmasının bizi zorladığı bir durumla karşı karşıyayız. Saat 22.10 ve ilk filmi hala konuşuyoruz. Hepimizin kesesinde laflar var. Nesli, bizi mahvettin. Üç film nedir kardeşim? Mahvolduk. Bize hepsi konuşulması, evet, filmler. Ne yapacağız biz? Evet. Sabahlıklarımızı giyip sahura kadar buradayız gibi görünüyor. Murat, hani bir laf vardı. Üç film bir arada tekmili birden. Hani... evet evet. Aa, onun, evet, aramızda bir geyiği de döndü. Ek bir afiş tasarlamıştım bununla ilgili. Gruba göndermeyeyim. Ayşe Hanım'ı dinleyelim. Bununla ilgili söylediklerimizi, bu hatırlatmayı şunun için yapıyorum. Hızlı hızlı toparlarsak, çünkü daha konuşacağımız iki film var diye bir telaşeye düştüm. Cemal Süreyya'nın şiiri gibi, işte seni bir öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki görsem üçün hatırı kalıyordu. Toparlayamadığım bir şiiri anımsadım. Buyurun Ayşe Hanım. Gülgün diyoruz. Evet. Gülgün diyoruz Gülgün'e. Ayşe, tamam, olur. Gülgün, o, Gülgün'ü kullanıyorum daha çok. Evet. Tamam, anlaştık. Teşekkür ediyorum. O Ayşe'yi sileyim oradan. O da var aslında. Başımın derdi bir iki isim. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Film seçimi ve analizler de bir harikaydı. Bana bu filmde Mithat Bey astımı da varken ya da astım olma sınırındayken bu işe hala bu kadar sürdürüyor olması bir tür intihar gibi geldi. Yani o kendini öldürmeye çalışıyordu. Ali de hayata tutunmaya çalışıyordu. Ailesini bir araya getirmeye, onu nemli bir ortamdan çıkarmaya, hayatta kalmaya çalışıyordu gibi geldi. İki zıt karakterdi sanki birazcık aslında. İsim yorumları için ayrıca teşekkür ediyorum. O ismi hiç anlamamıştım. Araştırmalarda da bulamadım ismine dair bir yorum. Çok teşekkürler. Güzel filmlerdi. Ben henüz yarısındayım. İkinci filmin sonuna gelmek üzereyim. Üçüncü filmi izleyemedim. Tartışma bittikten sonra izleyeceğim hepsini. Sağ olun. Teşekkürler Gülgün. Başka söz isteyen var mı? Benim kesemde birkaç bir şey var bu filme dair, ama başka söz isteyen varsa öncelik vereyim diye soruyorum. O halde vakit kaybetmeden gireyim. Öncelikle birkaç eleştiri yapacağım ve de çok değinilmeyen birkaç yere geleceğim filmle ilgili. Bence filmin afişi bu olmalıydı. Afişini beğenmedim. Mevcut afiş şöyle göstereyim, bu. Hani burada ikisinin görünmesi doğru gibi görünse de birisinde tükenen yaşam, birisinde geleceğin olduğu, biri geçmişin, biri geleceğin izi gibi gördüğümüz şeyi de vurgulamıyor. Afiş ikiye bölünmüş, bir taraf karanlık, bir taraf aydınlık değil. İmgesel olarak beni bütünlemedi bu. Arkadaki İstanbul'la barışıklık da yok. Bir yanıltıcılık var burada. Şunu beğendim. Diyeceksiniz sana ne, ama bence afişi bu olsaydı ben daha çok severdim. Son dönemde edindiğim iki kitap var. İkisi de Samuel Alexander'ın. Diyojen'in diyaloglarından oluşan soldaki Parayı Tahrif Et. Bir de Henry David Thoreau diye bir adam var. Daha önce bir toplantımıza bahsi geçmişti. Doğaya kaçışın efsanelerinden biri. Walden Gölü'nün yazarı. Onun felsefesinin özetlendiği bir derleme kitap. Yeteri kadarsa çoktur. Bir şey yeter bu kadar diyorsanız çok olmuştur diyor. O da yaşamı küçültmeye, taşınan yükün sırt çantası metaforu gibi azaltılmaya döndüğü bir şey. Tam bunları aldığım ve okuduğum dönemde bu filmle karşılaşmak da benim için enteresan oldu. Ben daha önce izlememiştim 11'e 10 Kala'yı. Eleştirdiğim yerlerden birisi Mithat Bey'in oynatılması, gerçek karakterin oynatılması.
olaya bir gerçekçilik katsa da filmi anlamamızın önünde de bir engel oluşturuyor gibi hissettim. Çünkü akışkan değil, oyunculukla ilgili yapacağı bir katkı olmadı doğal olarak. Akışkan diyaloglarda başarılı değildi, çok tutuktu. Belki de bunu göstermesi doğruydu, onu da bilmiyorum. Ama usta bir oyuncunun elinde çok daha iyi bize ulaşabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten özellikle diyaloglarda ortaya çıkan tutukluk beni uzaklaştıran faktörlerden birisiydi. Bu biriktirme hikayesini tamamen değerlendirecek bir hale dönüştürmediği için eleştirel buldum karakter olarak. Ali'nin yaptıklarını doğru bulmak, yanlış bulmak gibi bir çıkarımım yok. Ama anlam yüklemeden, sadece bir alışkanlıkla gidiyor. Yaşamda kendine başka bir anlam bulamadığı için gidiyor gibi geliyor. Çünkü her şeyi alıyor, topluyor. Sonra onları kendi de değerlendiremiyor. Pulların yerini bilmiyor. Karıştırıyor, elinde bir kayıt yok. Yani ben de arşivci, istifçi bir insanım. Ama elimde bir sürü şeyin kaydı vardır. Bana yani binlerce dergi vardır elimde. Şu derginin şu sayısı var mı deyin. Bir Excel tablosu açmama bakar, var yok demem. Var demekle yetinmem, nerede olduğunu söylerim. Yani tanıyanlar biliyor, bir sürü yerdeyim şu an. Eşyalarım çok değişik yerlerde. İstanbul'da, İzmir'de karma karışık. Nerede olduğunu söylerim. Şu an ofisteki kitaplarımın arasından bir kitabı seçiyorum. Aa evet, bu kitap benim Çengelköy'deki evimde var, oradaki kütüphanemde derim. Ya da aa evet, ofisimdeymiş derim. Ya da Nurdan'a emanet verdiysem, o veremem dediği için ona ironi yapıyorum. Nurdan'a emanet verdiysem yanında Nurdan'a emanet verdiğimi görürüm. Dolayısıyla bu biriktirmenin erişilebilirlik halini barındırmış oluyorum. Ama bu arkadaşta yok. Kendisinden sonra bir plan yapmaması da enteresan. Hani onu bir yere bağışlamamış. O kadar nesne, bir sürü müze çıkar içinden onların. Dolayısıyla yok olmuş, yazık bir yaşam diye düşündüm. Kendi söylediğimin zıttına düşmemek için burada hızlıca keseyim. İzlemekten zevk aldığımı söylemiş olayım ve sıradaki arkadaşa sözü devredeyim. Bir iki bir şey ben de söyleyebilirim izninizle. Buyurun Neşe Hanım. Ben bugün izledim 11'e 10 kolayı. Hatta başlamadan bir 10 dakika önce bir 15 dakikalık bölüm kala bıraktım. Filmden çok hoşlandım ama Gözetleme Kulesi'ni daha çok beğendim. İşe yarar bir şeyi izleyemedim maalesef ama çok iyi bir yorumcudan neredeyse tamamını izlemiş gibi çok güzel yorumlar aldım. 11'e 10 kalada Mithat Bey evet kendini oynuyor. Profesyonel bir oyuncu değil. Ancak bir Stanford profesörü, elektrik elektronik profesörü, matematikci aynı zamanda çok derin eğitimleri olan birisi. Ancak 83 yani işte o filmdeki yaşına göre 83-80 küsürlü yaşlarda birisi. Fakat tabii nesli işin psikolojik yanına çok güzel izah etti. Öncelikle tabii ki nesli sunumun için çok teşekkürler. Harikaydı. Filmi öneren arkadaşlara da öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Yani patolojik bir altyapısı olduğunu düşünüyorum ben Mithat Bey'in. İstifçi olmanın dışında bir olay. Yani bence bir çöp ev gibi. Kendine bakarsak kendi açısından değerlendirdiğimizde, empati yapmaya çalıştığımızda ona göre çok değerli bir şey. Yani hayati değeri olan bir şey. Eşinden, belki doğmuş olsaydı çocuğundan bile belki önemli kılacaktı. Fakat tabii bu salt bir koleksiyon, bir birikim olmakla da sınırlı değil herhalde. Onun altyapısında farklı bileşenler var. Yani yaşam biçimiyle özdeşleştirmiş ve belki de senaristin de Mithat Bey'in dışında belki altta farklı vermek istediği mesajlar vardır. Ki onu... Yaz
seni galiba o şekilde nitelendirdi. Katılıyorum o görüşe. Yani bütün bu istisnelerin, bütün bu bazılarının olumsuz nitelendirdiği işte böceklenme, rutubet, yanıcı olma özellikleri, birçok olumsuz ögelerin yanında Mithat Bey'in hayati önem taşıması, hayati Mithat Bey için hayati önem taşıması belki toplumsal şeyleri, farkındalıkları, olumlu ve olumsuz ögeleri çatıştıran bir şeydi belki altta yatan nedenler. Ali ise Necdet İşler bence apartman görevlisi karakterini çok iyi yansıtan bir rol üstlenmiş. Gerçekten bir takım şeyleri vurgular, işte tarz eylemleri gerçekten apartman blok görevlilerinin hakikaten yaptığı şeyler, uyanıklıklar, böyle şeyler, açık gözlükler, işte şey olmak, biat etme durumu falan, çok işte saygılı davranmak, şu bu. Fakat öte yandan bir yandan da onu bir yanlış yapan, işte kendisine emanet edilen bir anahtarı kullanarak depodaki malzemeleri izinsiz alan, onu pazarlayan, kendi lehine kullanan biri ne bir tarafa koyarsak, öte yandan da zaten yaş itibariyle çok yaşlanmış ve belki de dönüşüm, apartmanın dönüşümünden dolayı işte belirleyicilerin el koyacağı, belki çöpe gideceği bir takım işte o değerli şeyleri hem belki yararlı hale, işe yararlı hale getirmek, demin de vurgulandığı gibi, hem ondan para kazanmak, hem de yani onu bence bir hırsızlık olarak değil de yani nasılsa burada boşu boşuna duruyor, bari ben bunları alayım, bir bana bir faydası olsun düşüncesiyle hareket ediyor. Ben onu o anlamda hırsızlık olarak görmedim, ama tabii etik değil. Sonuçta kendisine bir deponun anahtarı emanet edilmiş, izinsiz yapmış. Ama o kadar da yani daha masum görüyorum. Ama genel olarak hoş bir filmdi. Benim gösterim şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hatice Hanım, buyurun. Çünkü o kadar çok şey oldu ki arkadaşlar tamamladı da şöyle küçük bir not ilave etmek istiyorum. Şimdi yeğeniyle olan kitap toplama, o şeyi arşivi toplama sırasında yeğeni baktığı zaman işte bir yere de verelim, şuraya edelim derken o bu sözleri çok dikkate almıyor Mithat Bey. Gerçekte o da biliyor ki onun ölümü halinde bunların yeğeni tarafından pazarlanacağını ve çok değerli bir şekilde paraya çevrileceğini tahmin ediyor. Bu yönden de hiç itiraz etmedi ona. O soruyu hiç duymamış gibi yaptı. Ya da ona hiç anlam yüklemeden konuyu değiştirdi. Vodka içildi. Onun ardından da depoya indiğinde ansiklopedinin dürbünün alındığını, şey yapıldığını görünce de doğru Ali'nin odasına gitti. Fakat Ali'nin odasında da 11. cildi buldu. Ve orada kendi halinde durma noktasına geldi. Aslında yaptıklarının kendinin dışında bazı şeylere faydalı olabileceğini, ama sadece kendini için anlamsızlığını kendi kendine düşündü diye düşündüm ben. Şöyle küçük bir not. Ben bir ufak ilave ben de yapabilir miyim izninizle? Hatice Hanım, bitti mi sizden? Evet evet, bitti. Murat, ben bir ilave daha yapabilir miyim? Nesli onu sormuştu galiba. Şimdi ablasını kardeşine yanıt vermiyor, ama onun çocuğuna veya işte yeğenine yanıt veriyor ve hatta evini açıyor yeğenine. Ben burada şunu algıladım. Yeğeni de galiba benzer bir işle uğraşıyor. O da sahiplik yapıyor. Hatta
ileriye dönüp bütün o şeyleri kendi değerlendirmek istiyor. Yani kendi iç düşüncesinde öyle anladım. Fakat kardeşi eleştirel yaklaşıyor. Yani abisinin o evini o da diğer apartmandaki komşular gibi sıkıntı yaratan bir birikim olarak görüyor ve işte bir ahbapları gelecek, o eve girecek, biraz toparla gelmeleri gerekiyor falan diye eleştirel bir konuşma yapıyor. Ama yeğeni öyle değil. Yeğeni büyük bir hevesle etrafı izleyerek işte amcasıyla bir şeyler atıştırarak yani ortama ve amcasının o önemsediği değerli bulduğu şeyleri o da aynı şekilde değerli bulduğunu gösterir şekilde yaklaştığı için amca yani Mithat Bey o ayrımı o şekilde yapıyor. Yani birisi kendine destek ama diğeri eleştirel ve kendini anlamaz, empati kuramaz bir yaklaşım içinde. O nedenle öyle bir düşünce gidiyor. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Söz almayan Güner var, Çağla var. Cihan'ın ben de bir şey söylemek istiyorum. Şimdi geldim ama eğer sıra gelirse. Tabii ki. Buyurun Cihan Hocam. Başka söz isteyen. Gireyim mi? Önce başka. Ben şimdi geldiğim için en son bekleyeyim o başka zaman. Başka biri söz istemedi. Buyurun. Öyle mi? Ha, tamam. Şimdi en başta yoktum. Şimdi yeni geldim. Söylendi mi bilmiyorum. Ben de şeyi seyrettim. İlk gözetleme kulesini ve işe yarar bir şeyi. Sadece şu an 11'e 10 kalayı konuşuyoruz. Onlara geleceğiz. Bununla ilgili. Ha, öyle mi? Daha gelmediniz mi onlara? Pardon. Gelemedik onlara. Ha, peki tamam o zaman. Harika. Tamam, ben de onu zaten söylememiştim. Tamam, Güner, tamam. Çağla, Fatma, sizlerden bir şey söylemek isteyen var mı? Aysin var. Tamam, Aysin'e geçtim. Murat, burayı aynı tamam konuşuldu. Ben diğer filme geçince hani aynı şeyleri tekrar etmemek için söz almadım. Diğer filme geçince konuşuruz diye düşündüm. Çünkü zaman bir hayli geçti. O yüzden evet, toparlayalım artık. Tek tek söz veremeyiz. İsteyen alsın, istemeyenle devam edelim yani. Peki, o zaman şöyle soralım. Sıradaki filme geçelim. Bu tarafla ilgili bir şey kalmadığı gibi görülüyor. Konuşmayanlar o filmle ilgili konuşsun. Gözetleme Kulesi seansı başlamıştır. Buyurun arkadaşlar. Ben başlayayım mı o zaman? Buyurun. Gözetleme Kulesi Pelin Esmer'in benim en sevdiğim filmi oldu. Nesli hem yorumların için hem tercihlerin için teşekkür ederim. Filmde kahramanların yalnızlığı ve yaşanmışlıkları hani beni çok ama çok derinden etkiledi. Olgun Şimşek sanırım Mükremin abi de böyle bir komedi, böyle bir lise çocuğunu oynayan bir karakter olarak hani hayatımıza girmişti. Ben öyle anımsıyorum. Oradan bu role gelmesini açıkçası ben çok beğeniyle, böyle takdirle karşıladım. Oradaki o yalnızlığı, kendi yaşamındaki o çıkmazı, vicdan azabı, o gözetleme kulesindeki belki hapsi hani beni çok derinden etkiledi. Kadın karakterin yaşadıkları da keza öyle. Güvenli diye bırakıldığı yerden dayısından hamile kalarak bir öyle bir şeyin içinde kalması, doğurduğu çocuğu bırakması. Beni bir tek o doğum sahnesi birazcık böyle çok tatmin etmedi. Hani kendi başına doğum yaptı. Dedim bebeğin göbeğini kim kesti, göbeğe ne oldu, işte hani bebek ne oldu falan diye böyle bir şeyim oldu. Ama film bittiğinde bile hep böyle aklımda bir merak vardı. Bu karakterler şimdi ne oldu? Bu çocuğun nasıl bir hayatı olacak? Bu adam ne yapacak? Bu kız ne yapacak falan diye. Filmi izledikten sonra bile böyle onlarla bir müddet daha yaşamaya devam ettim. İzlediğime de fevkalade memnun oldum. Birkaç kere kenarından teyit geçtiğim bir filmdi. Teşekkür ederim seçim için. İzlediğime dediğim gibi çok memnun kaldım. Beni de çok derinden etkiledi gerçekten. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Günün ben söyleyeyim. 3-5 bir şey. O zaman Gözetleme Kulesi hakkında. Ben de filmi beğendim. Güzel film.
Evet, Çağla Hanım'ın dediği gibi o doğum sahnesi çok abartılıydı. Öyle kanaması olan bir insan öyle kamyonların üzerinde gidemez, öyle davranamaz. Yani o birazcık böyle şeydi, hani fantastik de değil, gerçekle alakası olmayan, biraz acemice hazırlanmış. Ama film güzeldi. Ben bu kadar beğenerek seyrettim. Filmin en sonunda yok dedim, bu olmamış. Niye bunu yapmış ki? En sonunda kız şöyle dedi. Sen de dedi vicdan azabı çekiyorsun. İşte sen de dedi karını öldürmüşsün. Şimdi bunu söylemesine hiç gerek yoktu. Zaten biz onu orada anlıyoruz. Yani ben hani iyi yönetmen, üstün yönetmen, otör yönetmen diyorlar ya. Evet işte gerçekten bizim anlamamızı zaten kolaylaştıran ve anladığımız zaman da üstünü vurgulamayan. Pelin Esmer en sonunda o kadını onları söyletmekle bence bu güzel filmi berbat etmiş. Hiç söylemeseydi zaten o anlaşılıyor. Zaten adamın o iyi niyetinden, kendini artık feda etmesinden, kendi anlattığı trafik kazasını, o çocuk var orada yine. Onu söylemesine hiç gerek yoktu. O birazcık şey olmuş, fazla olmuş. Ama film böyle gerçekten onları saymazsak, o doğum sahnelerinin biraz abesliğini saymazsak iyiydi. Özellikle kadın sanatçı ve Olgun Bey de, Olgun Şimşek de çok iyilerdi. Kurgu da güzeldi. Konuyu da ilginç bulmuşlar. İş Gözetleme Kulesi'ndeki adamın kimle aklına gelir? Hostes kızın hayatını kim böyle detaylı olarak ne olur bunlar, ne oluyor bunlar diye düşünür. O bakımdan çok keyifliydi. Teşekkür ederim ben de. Başka neydi aklıma gelen? Bir dakika. Ha, filmin ilk sahnelerinde şöyle bir diyalog vardı. Lisedeyken güzel şiir yazardım. Öteki de diyor ki lisedeyken yazılır. Diğeri de sonra işte. Mesela bu çok güzel bir diyalogdu. Hep böyle insanı gerçekten derinden vuran. Sonra işte demesi. Diyaloglar güzel yazılmış. Bu da çok hoşuma gitti. Bir tahta oyuyordu devamlı. O tahta neydi? Neyi simgeliyordu? Onu bilemiyorum. Onu hem nesli de hazırlandığı için, belki başka arkadaşlar da fark ettiği için sorayım. O tahta devamlı bir tahta vardı orada. Kız da geldi ona baktı. Ben onu şöyle yorumladım Cihan Hanım. Neydi o? Büst benzeri bir şeydi ama yarısı düzgün, yarısı yani yarısı düzgün, yarısı başka türlü. Hani böyle insanın aydınlık ve karanlık yönünü ikisi bir arada temsil ediyor gibi hissettim. Yani bana hissettirdiği duygu oydu. Yani, insanın aydınlık ve karanlık yönü ikisi bir arada. Yani evet, her insanın olabilir. İçinde bir aydınlık, bir karanlık yön var. İkisini bir olabilir. Arada. Olabilir. Evet. Ben de yani, eşinin yüzünü yapıyor zannettim. Nasıl? Eşinin yüzünü işliyormuş gibi geldi. Eşinin ama eşiyle bir ilişki, aha şey diyorsunuz, vefat ettiği için hani vicdanla. Ama yani, kızlar bir şeyler sordu. Bir yüzmüş olabilir bilmiyorum. Yani ama sonra işte, da şeyden sonra da ateşe attı onu. Kadının ve çocuğun gelişinden sonra da onu ateşe attı. Kendi belki hani yarısı aydınlık yarısı karanlık olan kendi yüzüydü. Belki yani kendisiydi. Belki de yani ben eşini yapıyor diye yorumladım. Bu benim yorumum tabii. Sonra da ateşi attı ama hani o kadın ve çocuk evine geldi, hayatına girdikten sonra onu yapmayı bıraktı. Ya yani o bir geçmişe dönük, benim yorumum bu tabii. Hani o sanki geçmişle bir bağıydı. Hayatına giren yeni insanlar sonrasında o bağı ateşe attı. Ama o bağ aslında daha çok kuvvetlendi. Çünkü vicdan olarak hissetti. O ilişkinin kendi şey yapmış, sebep olmuş o kazaya. Hep o şeyle. O da yani bilmiyorum. Ben onu çok, dedikleriniz doğru olabilir. Bilemiyorum. Onu ben çok anlayamadım. Ama dediğim gibi film güzel. Keşke o en son sahne olmasaydı. Kadın öyle hıçkırıklarla sen kendini düşünüyorsun, sen de aynısın, ben de aynıyım falan böyle bizi hani bunu öğretmeseydi, göstermeseydi açık açık daha güzel olacakmış. Teşekkür ederim. Güzel filmdi. Biz teşekkür ederiz Cihan Hocam. Sevgili Güner, seni dinleyelim.
Merhaba tekrar. Benim de üç tane film arasında en beğendiğim film ikinci filmdi. Üçüncüyü daha önce izlemiştim. Bu sefer bir kez daha izledim. İki filmi ilk defa izledim. Üçüncü filmi gerçekten çok beğendim. Filmin konusunda adamın yerinin gözetleme kulesi olarak seçilmesi, yani bu iki insan başka bir şekilde buluşmuş olsalardı belki bu kadar etkileyici olmayacaktı. Yani onu hakikaten çok güzel düşünmüşler. Doğayı çok güzel kullanmışlar. Yani kadın ve adam konuşamıyorlar. Ne kendilerine ait duygularına, kendi duygularını kendilerine itiraf edebiliyorlar ne de aslında birbirlerine itiraf edebiliyorlar ama doğadaki o yıldırım çarpması, yangın, arkasından gelen, ondan sonra yağmur, rüzgar, ara ara güneş açmaları, doğanın o değişimlerini, kendi aralarındaki duygu değişimini göstermek açısından çok güzel kullanmışlar. Yani arkada böyle çok hafiften kalmış, yani böyle çok göstere göstere değil ama oldukça etkili. Ben o adamın oyduğu şeyi, adam geçmişini çok yanlış yaşadığını, büyük bir suçluluk duygusu var. Ve kendi oymaya çalıştığı şey aslında yeniden bir şey yaratma telaşı. Hem kendini bir oyalama, belki bir terapi. Yani çünkü bir şey yapacak hiçbir şey yok. Olan olmamış, biten bitmiş, geçen geçmiş, giden ölmüş. Ama hani hem kendini bir oyalama, hem yeniden acaba bir şeyleri yapabilir miyim? Yeniden bir şey üretebilir miyim? Yeniden bir şey yaratabilir miyim? Telaşıyla kadın ve çocuğun gelmesiyle artık ona gerek kalmadı. Yeni bir şey başladı. İstese de istemese de, sevse de sevmese de bir şey başladı bence. O yüzden ona ateş attı diye düşündüm ben. Filmin en çok etkilendiğim sahne oradaki büyük siyah kara çamı gösterdiği sahne. O sahne hakikaten çok etkileyici. Yani hem ağaç kocaman ama yıpranmış ama hala ayakta. Böyle çirkinliğiyle etkileyici bir güzellik oluşmuş, öyle bir tezat oluşmuş. Bu iki insanın da daha önce yaşamlarında yaşattıkları, yaşadıkları çirkinliklerle belki istemeden de olsa bir araya gelmenin oluşturduğu bir güzellik oluşacaktı. Evet, film çok fazla soru işaretiyle bitti. Ben filmin sonunda kadının o itirazını aslında yerinde buldum. Kadın şöyle dedi bence, adama karşı bir boyun ve bir minnet duymak istemedi. Yani ben buraya tesadüf eseri geldim, sen de bana yardım ediyor gibi görünmekle beraber aslında o kadar da iyi değilsin. Yani bu da hani böyle bir yeniden bir, çünkü biri senin yanına sığınmışım gibi de göstermek istemedi. Çünkü artık kadın hayatının değişmesini istiyor. Dayısının evine sığınmanın sonucunda başına gelenleri bildiği için artık belki de birisinin yanına sığınma halinden vazgeçmek istedi. Ama ben iki oyuncuyu da filmin çekimini de cidden çok başarılı buldum. Teşekkürler Nesli, sayende bu filmi izlemiş olduk. Sağ olun. Teşekkürler Güner. Evet, hızlıca ilerleyelim. Neşe Hanım ve Nur'dan söz istiyor. Buyurun. Ben de kısaca evet geçeyim. Filmi zaten beğendiğimi söylemiştim. Gerçekten özellikle doğa ve bazı sahneler çok ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Şimşek düşme sahnesi, o gerçekten çok hoştu. Bu arada mesela şeyin o dayının yalnız o enses vurgularken filmde bir ironi olması ve işte dayının sanki çok güvenilir, namuslu bir adammış gibi ikide bir dayı İsmail'e atıfta bulunması, o Kadir abiydi galiba, onun işte şoföre kıza asılmıyorsun değil mi? O bize İsmail'in emaneti, eğer yan göze bakarsan seni şöyle yaparım, böyle yaparım derken o gerçekten ilginç bir ironiydi. Çünkü kurda kuzu teslim etmek gibi emanete ihanet edenin kendisi aslında temsil ettiği kişi değil de kendisiydi.
Sonra annesinin olayı öğrenecek tepkisini yetersiz buldum. Yani bunu senarist anlamında değil de yani basiretsiz bir zavallı, çaresiz bir kadının, daha doğrusu basiretsizliği olarak gördüm. Daha büyük bir tepki beklerdim veya abiden hesap sorma beklerdim. Ama tabii onu eşine yemek koyarken ki o utangaç, o ezik halini sanatçı güzel vurgulamıştı. O dikkatimden kaçmadı. Yine babanın kayınbiraderi, yani dayı İsmail'e vurgusu, yani ne güzel dayının yanında kalıyordun, güvendeydin mi diye işte oradan ayrıldım vurgusu, yine aynı şekilde kulda kuzu teslim etmek gibi algıladım. Yani bu tür metaforlar vardı. Onun haricinde yani şey sonuçsuz bıraktı ama herhalde en azından geçici olarak da olsa bile Nihat çocuğu nüfusuna geçirecek diye düşünüyorum. Kısa bir evlilik yapıp belki sonra ayrılsalar bile çocuğu sahiplenecek diye düşünüyorum. Ama oradaki kızın şeyi Nihat'ın yüzüne vurmasını ben intikam, yani o anlık kendi yaşadığı durumun ezikliğinden, suçluluk duygusundan dolayı Mithat'tan kendi özel yaşamına müdahale etmesi, intikamını aldığını ve onun için o sözleri sarf ettiğini düşünüyorum. Çünkü çocuğu orada bırakmakla bir, yani o yüklerinden kurtulacağını ve işte çocuğun belki daha iyi bir geleceği olacağını, birisi bulacak, belki daha farklı bir yaşam olacak. Kendi de o sorumluluğundan kurtulacak diye düşünüyordu ama çünkü çocuğun yüzüne bakmak istemedi bebeğin. Baktığı zaman sahiplenecekti onu. Ve buna vesile olan kişiden dolayı, kişiyi de Nihat olarak gördüğü için ondan o esnada çok sinirlenerek o intikamı almak istedi diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Ben de kızın adını unuttum. Bir tane neydi? Seher. Seher'in başına gelen olaylardan sonra kalmak için seçtiği yeri, yani burada kalıyor. Hani içinde bulunduğu durumu sembolize ediyor. Tam bir Araf durumunda ya. Yani ne cennete gidebiliyor ne cehenneme, ikisinin arasında kalmış. Sıkışmışlığını sembolize etmesi anlamında çok şey buldum. Yani yönetmenin iyi bir seçimi olarak buldum. Ona bulduğu işi ve kaldığı yeri. Filmin sonunda eyvah şimdi bunlar ikisi bir araya gelecek ve tam film melodrama dönüşecek diye çok korkuyordum. Sonunda yönetmen ortada bıraktığı için çok rahatladım. Filmin de en başarılı bulduğum ve en etkilendiğim yeri Seher'in çocuğu doğurduktan sonra bir tecavüz bebeğinin nasıl ilk başta hani yüzüne bakmak istenmediği, işte yani dokunmak, kucağına almak istemedi ama yavaş yavaş o anne ile çocuk arasındaki bağın kendiliğinden kurulduğunu çok güzel vermişti bir kadın yönetmen bakışıyla. En çok beğendiğim yeri de orasıydı. Bu kadar söyleyecektim. Evet, orası çok güzeldi gerçekten. Yani onları çok güzel işlemişler. Teşekkürler Nurdan'cığım. Timuçin el kaldırmışsın. Buyur. Birkaç şey ekleyebilirim yani filmle ilgili. Bence yani şeyi konuşabiliriz. Yani filmde verilen en güzel şeylerden birisi yardımlık ve zorbalığın iç içe geçmiş olma hali. Yani Ali karakteri, Nihat karakteri, Nihat karakterinin Seher üzerinde yapmaya çalıştığı yardımın içinde aslında çok büyük bir zorbalık var ve Seher bundan kaçıyor. Bu aslında toplumda, yani kendi yaşamımızda çok görülen bir şey. Yardım olarak yaptığımız, yardım ettiğimiz, vicdan olarak hükümlülük duyduğumuz insanlara karşı yaptığımız davranışlarda bir süre sonra bir hak sahipliği iddia ettiğine başlıyoruz. Bunu bence film çok güzel vermişti.
ve Seher bu zorbalıktan kaçıyor. Ailesinin zorbalığı zaten bence aslında biraz film zorbalık üzerine kurdu. Ailesinin zorbalığı, toplumun zorbalığı, iş yerinde işleyen işte şeyin patron zorbalığı oradan kaçıyor. Kaçarken en son bence de Nihat'ın zorbalığı var. Ve bu zorbalıktan kaçmak istiyor. Ancak buna da biraz kader izin vermiyor. Yani filmin sonunu ben o şekilde bitmesini çok şey bulmadım. Hani kaçamamasını. Keşke kaçabilseydi bu şeyden. O açıdan bilmiyorum. Ben filmin sonunu çok fazla beğenmedim açıkçası. Onun dışında diğer şey söylenen yani şeylerin birçoğuna ancak katılıyorum. Yani film diğer üç film arasında ben bu en vasat film diyebilirim ama. Yani diğer filmleri çok daha fazla beğendim. Şimdi bu kadar aklına gelenler. Teşekkürler Timuçin. Ben bir şey sorabilir miyim? Timuçin konuşmuşken bir şey söyleyebilir miyim? Elbette. Timuçin sen bu Pelin İsmail'den nasıl fark ettin? Mesela ben sen söyledin de filmlerini izlemeye başladım. İşte bir zamanlar gruba yazmıştın. Sen nasıl fark ettin? Sana da mesela bir arkadaşın mı söyledi? Hayır. Eskiden film yani böyle bir yaklaşık 10 yıl önce hala çok nadir vardır ama böyle gidiciler vardı. Şeyde film satan sadece. O film satan sitelerde film yani seçerken, izlerken bir oradaki bir şey yani satıcı bana önermişti, şey yapmış, söylemişti. O şekilde fark ettim. Yani özel bir şeyim olmadı yani. O bir ilk izledim 11-10 kalaydı. Ve yani tutulmuştum. Yani şöyle diyeyim yani Pelin Esmer filmlerine ilgili yani şöyle bir şey anlatabilirim. Karnınız acıkır. Bildiğiniz çok güzel restoranlar vardır. Ama uzaktadır. Ya şurada bir karnım doyayım. Belki burası güzel yapıyordur diye girersiniz. İnanılmaz iyi çıkar ya. Ya benim esnafımları benim için öyleyiz. Öyle açıklayabilirim. Evet. Evet. Teşekkür. Hacı Ser, bu yerli iyi yönetmenlerin filmleri başka sinemanın sinemalarında oynuyor. Yani sadece de orada oynuyor. Aha. Bir de çok DNR'de falan veriyor. Daha önce de, Emi'den önce. Evet, Pelin Esmer'i duymamıştım ama hiç Timuçin söyleyene kadar. O söyleyince hemen seyretmeye başladım filmlerini. Ben bir şeyler söyleyeyim mi? Dinliyoruz Tacizler. Ama şimdi şöyle, ben üçüncü filme kadar bekledim. Bunu ilk filmde yapmayayım dedim. Yani bir kere de söyleyeceğim bir şeyler. Önce Nesli'ye sunumu için teşekkür ederiz. Bu sunum iyi oluyor film öncesi. Hakikaten birinin bir şeyler hazırlamasının bir anlamı gerçekten var. Şimdi bu depremin yıkıcılığı değil de depremle ilgili hepimizin ne yazık ki şu anda ayyuka çıkmış olan farkındalığımızla ilgiliydi film. Yani orada bir kayıp var. Mesela kayıp nerede yaşanmıştı? Kayıp duygusunu İşte eşini, yani eşini ve kızını ya da babasını ve kızını kaybediyor. Karısıyla ve annesiyle kala kalıyor adam mesela. Bu tür kayıpları hep yaşadık depremden sonra. Ama bu filmlerden depremle ilgili olan da yoktu. Zaten onun konusu deprem değildi belki ama deprem üzerinden. Yani o şey, orada herkes haklı görüyordu. Adama anlayışla onun kolektif siyoncu yani kolektörlüğüne herkes anlayışla davranıyordu. Bir tek deprem yüzünden apartman yöneticisi hariç. Onun dışında bütün tanıdıkları ona gayet güler yüzlü, anlayışlı, yardımcı olmaya çalışan var. Uzaktan böyle takdirle izleyen var. Ondan sonra bundan yararlanan, bunu kendi lehine çevirmeye çalışan var nihayetinde. Ama kayıp yani kaybı biz gözetleme kulesinde yaşadık. Ben şunu çok merak ettim. Acaba Pelin Esmer nasıl karar verdi bu filmi? Şimdi ben bunu Kör Baykuş'ta da yapmıştım. Bu soru ta Kör Baykuş zamanında da aklıma gelmişti. Şimdi tüm yönetmenler gibi iyi bir gözlemci ve anaal safhaya fikse karakterler de tanıyor tabii gündelik yaşantısında ve gözlemlediği kadarıyla da bu tür karakterlerden esinlenerek filminde bir baş karakter yapıyor. Anaal safhaya fikse insanı ya da ve aslında anaal safhaya fikse insan karakterini
anlattığının farkında değil. Ama çizdiği resim tam olarak o tarz bir insan. Ya da bir karar veriyor, diyor ki ana safhaya fikse bir insan karakteri hikayesi anlatmak istiyorum diyor ve ondan sonra bu hikayeyi, bunu anlatma arzusunu bir araç olarak kullanıyor. Acaba hangisi diye çok merak ettim. Belki ikisinin birleşimidir, bilmiyorum. Tabii bu yani Pelin Esmer'in background'ını bilmiyorum, CV'sini bilmiyorum. Ama bu aklıma geldi. Kör Baykuş'ta da acaba yazar yine aynı, orada da aynı şey vardı. İşte aynı çuvalın içinde yılan vardı, amcası vardı, annesi vardı. Böyle çocukluk çağına fikse kalmış bazı özellikleri vardı. Acaba bunu insanı anlatırken bu kuramları buldu mu, yoksa bu kuramları bu insanlar, bu karakterler aracılığıyla mı anlatmak istedi diye düşünmüştüm. Bir kere bunu düşündüm. Buna, bu konuda fikri olan varsa bir şeyler söyleyebilir, hoşuma gider. Bu bir denk gelme filmi dedi Nesli. Evet, filmde arka arkaya, filmin başında, gözetleme kulesinde her ikisi de öyle denk geldi işte diyor. Çok konuşmayı sevmeyen dipsiz göl, bir de kız, öyle denk geldi işte diyor. Bu insanın böyle insanlık hallerini anlatıyor. Aslında filmin her üçünde de insanlık hallerini anlatıyor. Yani dolayısıyla belki de izlerken kendimizden de bir şeyler bulduğumuz insanlık hallerini anlatan özellikleri var. Bu çok hoşuma gitti. Efendim? Bir ses geldi sanki. Hiç metaforlu yorumları yapamıyorum. İşte Nurda'nın anlattığı gibi bir kara yüzü vardı, ak yüzü, bunu simgeliyordu. Ya da işte az önce Güner'in ağaç örneğin üzerinden anlattığı şeyleri. Öyle şeyleri çok anlatamıyorum. Aklıma daha çok böyle şeyler takılıyor. Bir de bir şey daha, hakikaten Cihan'ın o söylediği şey, bir film toplantısında yine moderatör şöyle bir şey söylemişti. Sanki Nurdan da vardı. Yanlış söylersem Nurdan beni düzeltir. Otör filmleri için, yani o filmin yönetmeni için, otör yönetmen denilen yönetmenler için gösterebildiğini anlatma, böyle miydi tam olarak? Filmin sonunda kıza işte sen de bu kayıpları yaşamışsın, o yüzden bu şekilde davranıyorsun demesine ne gerek vardı diye yorumladık ya, bu herhalde ona giriyor değil mi? Gösterebildiğini anlatma prensibine bağlı kalınsa o sözü söyletmeyi herhalde diye düşündüm. Başka da bir şey aklıma gelmiyor. Elif epeydir söz bekliyor. Kusura bakma Elif, buyur. Parmak kaldırdın nezaketli ama seni ihmal ettik, özür dilerim, buyur. Evet, ama ben de ilk defa konuştum zaten, çok mu konuştum acaba? Yok, seninle ilgili değil söylediğim. Elif'i beklettim. Peki. Diye parmağını görmeme rağmen. Peki. Görüşmek istedim. Ben Timuçin'in arkasından konuşacaktım, Timuçin'in söylediği şeyle ilgili olarak. Timuçin'e kesinlikle katılıyorum. Filmde gözetleme kulesindeki zorbalık benim de çok dikkatimi çekti. Özellikle Seher'di değil mi? Edebiyat okuyan bir üniversite öğrencisiyken, geleceği varken dayısının yaşadığı tecavüz sonrası doğurmak zorunda kaldığı bebeği. Ve doğum sahnesi çok çarpıcıydı hakikaten. Tecavüzün ağırlığını doğum sahnesinde yüzünde gördük. Belki tıbbi olarak çok gerçekçi olmasa, doğru olmasa da sanatsal açıdan çok etkileyici bir sahneydi. Sonrasında da diğer kişinin karakterin adını unuttum. Bebeği bulup getirmesi tam bir zorbalıktı. Yani kadın bebekten doktora gitmiş ama zamanında gitmemiş, geç kalmış, ailesi sırt çevirmiş ve bebeği mecburen doğurmak zorunda kalmış. Çeşme başına bırakmak, evet, çok çaresizlik göstergesiyken ona zorba bir şekilde bunu emzir diye getirmek ve bunun öfkesiyle adama sen de benzerini yapıyorsun demesi çok etkileyici bir sahneydi. Merak ettim, o edebiyat öğrencisinin geleceği ne olacak, o çocuğun geleceği ne olacak,
neler olacak. Zaten sanatın da amacı bu, bize bunları sorgulatmak. O yüzden çok beğendim Gözetleme Kulesi'ni. Üçüncü filmi de yarım bıraktım, onu da izleyeceğim ama harikaydı her açıdan. Çok teşekkürler Nesli'cim. Tek şikayetim bu üç mükemmel filmi bir geceye sığdırma. Çok mersi. Ay, anladım. Yeni filmi geçer şimdi. Kusura bakmayın, ben anladım. Elif, sen farkında olmadan Timuçin'in lafını atlayınca senin el işaretini görmemişim. Tamam Murat, kusura bakmayın. Yok yok. Estağfurullah. Yani daha doğrusu anladım demek istediğini, tamam. Tamam, sevindim. Buraya dair bir şeyler söylemek isteyen var mı? Murat'cığım. Tarihin en uzun toplantısına doğru gidiyoruz. Centilmenliğini bırakır mısın acaba? Sen de yorumunu yap, hızlandır. Birkaç kelimelik bir yorum yapayım, belki birkaç cümle. Ben bu filmi çok beğendim. Yani 11'i 10'ların önüne koyabilirim hatta. Ve iki kişiyi buluşturan duyarlılığı çok sevdim. Birinin maruz kaldığı şey hoyratlığı, hayatın onu hoyratça yalnız bırakmasına karşılık, diğeri elinde olmasa da sebep olduğu şeyin vicdan azabı içerisinde yaşıyor. Bir tarafta hayatın hoyratlığı varken bir tarafta da umut veren bir hal vardı. Nihat'ın hali her halükarda umut veren taraftaydı. Tüm dipsizliğine rağmen ve birbirlerine sarılma ihtimalleri, birbirlerini anlama hikayeleri vardı. Kadının yüzüne haykırdığı yeri ben Cihan Hocam'ın tersine çok doğru buldum. Evet, biz anladık. İzleyen kişi olarak ya da kitap olsaydı bir tanrısal anlatıcı olarak bu yorumu yapıyor olabilirdi ama karakterin anladığını ya da neyin peşinde olduğunu duymak bana iyi geldi bir izleyici olarak. Ve o çığlığı aslında deşarj olma ve içlerindeki artık o safraları atma çığlığı olarak gördüm. O saatten sonra ilişkilerinin saklanmaksızın, gizlenmeksizin birbirlerinin yaralarına bakacak cesarete eriştikleri bir başlangıç noktasına onları taşıyacağını hayal ettiğim için de başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Böylece de bu filmle ilgili söylediklerimi toparlamış olabilirim. Emniyetli ustanın dayının yaptığı kısmı ekleyeyim. O diyalog çok güzeldi. Şimdi canlı yayınlanacak küfür burada kullanmak istemiyorum ama dayın emniyetliydi dediğinde o emniyet beni ... diye geçtiği diyalog da ilk çığlıktı. Annesinin tepkisini hangi arkadaşımız hatırlamıyorum buldu. Yetersiz bulmuştu. Evet, yetersizdi ama gerçekçiydi. Zaten bize bunu vurgulamak istediğini düşünüyorum. Toplum böyle susuyor, örtbas ediyor. Onun için orayı da gerçekçi bulmuştum. Keyifli bir filmdi. Sıradaki filme geçmeyi teklif ediyorum. Bu filmle ilgili bunu söylemezsem ölürüm diyen yok ise işe yarar bir Murat, şey. Murat, bırak hafif tepki göstermeyi. Hani bu babası saydı, kabul etmeyecek tane belki de. Hani kabul etmeme bile var enseste, değil mi? Kesinlikle. Yani yok sayma var. Neredeyse karnı şişmiyor olsa sen öyle anladığına getirecek. Yani bu kadar sonuca dönük bir tecavüz olmamış olsaydı bu, ki daha hafifleri var. Taciz illa tecavüzle sonuçlanmak zorunda değil. İnsanlar tacize uğruyor ve tacize uğradıklarını ikna edemiyorlar karşı tarafı. Yani, öyle basit tacizlerde de göz yumur ver ne olacak var bir de, değil mi? Evet, hani kesinlikle. Bir defadan bir şey olmaz. Aynen. Dolayısıyla çok realistti. Can acıtıcı derecede yalnızlaştırılmıştı. Nesli'nin sunumundaki o yalnızlık teması, vurgusu çok doğruydu. Bir sürü şeyin yalnızlığı vardı. Bu açıdan çok gerçekçiydi. Acıdık, doğru, ama zaten acıtıcı bir şeyle karşı karşıyaydık. Acımamız lazımdı yani. Evet. Diyaloglar da çok güzel yazılmış. O baştaki diyaloglar çok güzeldi. Kesinlikle. Vardı, çok iyi bir ayrı şeyi söylemek istiyorum da, bir dipnot söylemek istiyorum yani filmle ilgili. Bu Seher'in kardeşinin fırında işe başlamasını harçlık kazanma olarak yorumlarken aile, Seher'in çalışmasına ise çok karşıydı. Yani yapıyordu, yani baskılıyordu. O açıdan da o farkı, o eril farkı çok güzel vermiş. Yani bir erkek için çalışmasıyla bir kadının çalışması arasındaki o bakış açısını, o ailenin bakış açısının toplumdaki gerçekliğini çok güzel vermişti. Bir de bu dipsiz göl meselesinde bence mesela bilinçaltı o Nesli Hanım'ın sunumunda da konuşma konuşalım demiştik. Hani benim yorumum, bence o dipsiz göl dediği şey filmin sonunda aslında o dipsiz gölün iceberg'in görünen yazı ortaya çıkıyor yani ne olduğunu filmin sonunda bize veriyor. O sakladığı yani bilinçaltı gittiği
gerçeklerin, acı gerçeklerin ortaya çıktığı şeyin bence verilen şeyi dipsiz görmüş diye tamamlayabilirim sözlerini. Son not şeyi söyleyebilirim. Pelin Esmer'in belgeselciliğin en iyi göründüğü filmlerden birisi. Ben böyle bir ortamda çalıştım. Otobüs ve kamyon firmalarının durduğu bir lokantada çalıştım. Ve oradaki hayatı bir kadın yönetmen olarak çok iyi gözlemlemiş. O diyaloglar çok gerçekçiydi. Çok hayatın içerisindendi. O kısmını da tam bir belgeselci kamerasını yerleştirmiş buraya. O dikkati burada bize sonuna kadar sergilemiş diye düşünmüştüm. Artık işe yarar bir şeye geçelim. Ve söz almak isteyen ilk arkadaşla başlayalım. İşe yarar bir şey. Fatma, senin burada söyleyecek bir şeyin varsa, bugün hiçbir filmde konuşmadın. Artık yok mu? Ay, çok istekli sordum değil mi? Peki. İşe yarar bir şeyle ilgili mikrofonu uzatıyorum. Mikrofon sahibini arıyor. Ben buradayım. Konuşabilirim. Emine Hanım, sizi de dinlemedik bugün. Buyurun. İyi akşamlar. Hay şöyle, ben o iki, sadece bir filme yetişebildim. Yoğunum. Ama Nesli Hoca'nın hızına yetişmek mümkün değil tabii. Harikaydı sunumlar. Arkadaşların görüşleri de. Ben o iki filmi seyredemedim. O yüzden daha sonra izleyeceğim. Özür diliyorum. Ama bu işe yarar bir şeyi seyrettim. Beğendim de. İyi bir yönetmen. Ve çok güncel bir şey almış. Nedir o? Bir yolculuk hikayesi bu. Bir tren yolculuğu üstelik de. O Tolstoy'un meşhur lafı vardır ya, bir şehre gidersiniz. Nasıldı? Ya tren yolculuğuyla gidersiniz oraya ya da hatırlayamadım hepsini şimdi. Bir yol hikayesi. Avukat bir hanım var. Yazar, şair olduğunu öğreniyoruz. Sonra bir hemşirelikte okuyan öğrenci kızımız var ve kendisini ötenazi hakkını kullanmak isteyen bir felçli Yavuz Bey karakteri var. Burada zaten üç kişiyle geçiyor film. Bir de Hüseyin Bey var ama o gölge, görünmüyor bile. Burada ilginç bir film. Yaşamla ölüm. Ne not almışım onu ben paylaşayım. Yaşamla ölüm arasındaki varoluşu, insanın varoluşunu ve yaşamla ölüm arasındaki konuya dayanıyor diye not almışım. Burada bir ironi var bana göre, hem de çok keskin bir ironi. Nedir? Şimdi hayatının baharında daha öğrencilik okuyor. Nerede okuyor? Hemşirelikte okuyor ve bu kız hemşire olmak için, hemşire olacak fakat bunu oyunculuğa tercih ediyor. Yani o mesleğinin odağında hayatı, insan hayatını kurtarmak olan bir mesleğin odağında olan bir kızımızın bu kapitalist dünyada insanlara pompalanan tüketim sisteminde hiç hayat tecrübesi olmamasına rağmen böyle bir genç insanın kullanılması var ve bunu ve bundan söz konusu olan ötenazi yapılması isteniyor. Yani hem cehalet var, hem tecrübesizlik var, işin içinde her şey var. Bu bana enteresan geldi ve ironi olarak işlemiş bunu diye düşündüm. Tabii bir avukat figürü var. Avukat olması özel olarak seçilmiş herhalde. Yaşamın bir hak ama mecburiyet olmadığına inanıyorum diye bir görüş aldım bir yerden. Ölmenin sadece fiziksel yaşamdan kopmak değil, içselde olabileceğine işaret eden bir film gibi geldi. Buradan bir iki soru sormak istiyorum. Burada İran filmi var, Kiraz'ın Tadı diye. Oradan da alınmış. Başka bir film daha var. Bir İspanyol filmi. İçimdeki Deniz diye. Oradan da herhalde esinlenilmiş. Ama bu kendisi daha farklı. İşe yarar bir şey ismi çok ilginç geldi bana. Bunu sormak istiyorum ben mesela. Kime göre, neye göre? Kime göre işe yarar, neye göre işe yarar? 25 yıl görmediği arkadaşlarıyla görüşmeye gitti. Ama onlar orada masada oturdular. Özellikle erkekler de kadının dedikodusunu yaptılar. Hadi şimdi bakalım 25 yıl sonra onları görmeye gitti. Bu işe yaradı mı? Yani bu işe yarar bir şey kime, neye göre, onu sorgulamak lazım. Burada bir insanın ölümünü kabul etmek mi zordur, yoksa o kişinin ölümü seçtiğini kabul etmek mi? Bu bir soru işareti. Yaşam
insana verilen bir hak mıdır? Yoksa dayatılan bir zorunluluk mu? Yoksa özgürlüğümüz müdür? Diye bir sürü soru sormak geldi aklıma okuduklarımda. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Ben bir ara gittim geldim. Tamamladınız mı Emine Hanım? Tamam, tamamladım. Tamamladım. Tamam. Teşekkür ederim. Siz geliyorum. Tamam. Ha, ben bir ara kesildim, düştüm geldim. O yüzden tamamladığınız yeri kaçırdım. Kusura bakmayın. Evet. İşe yarar bir şey. Ben söyleyeyim bir şeyler. Çok güzel bir filmdi. Yani işe yarar bir şey bence en son, yani Gözetleme Kulesi ikinci sırada bence. İşe yarar bir şey çok güzel bir filmdi. Çok kapalı bazı şeyler. Zaten sonuçlarını en sonunda o adamı öldürüyorlar galiba. O şeyi serumu yapıyorlar, ilacı yapıyorlar. İkisi beraber ayrılıyor. Yani ben öyle anladım. O hayatla ölüm arasında, pencerenin dışındaki hayat, pencerenin arka tarafındaki hayatta hesaplaşması olan adam. Oradaki Cortazar'ın öyküsünden bahsettiler. Gülten Akın'ın şiir kitabı vardı kadının elinde. Barış Bıçakçı'yla o şiir çok güzel bir şiirdi. En güzel sahnede o aile 25 kişilik arkadaşlarıyla olan sohbetinde ki o tabilik, hep yaşadığımız o doğallık çok hoştu. O şiir kime ait diye baktım. En sonunda bir şiir okudular. Barış Bıçakçı'ya aitmiş, kendisine aitmiş. Şiir de çok güzeldi. Filmde gene bir kuş resmi var. Devamlı bir kuş çiziyorlardı. O özgürlüğün kanıtı mıydı? Kadın trende giderken bir adam bir kuşu boyuyordu. Sonra odaya geldi. Odada bir aynada bir kuş figürü vardı aynanın içinde. Hep bir kuş vardı yani. O kuşun herhalde özgürlükle mi bağdaştırdı onu? Niye öyle bir kuş vardı? Onu da bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Ben anlamadım onu. Bunun haricinde gene burada da tuhaflıklar vardı. Mesela o kızla ilk kompartımanda karşılaştılar. Daha ilk sohbetten itibaren evlilikleri falan konuşuldu. İşte evli misin, değil misin? Daha insan durup dururken hemen öyle özelliğinden bu kadar bahsetmez yani. Orada biraz tabiilikten uzaklaşmış ama tabii ki ne yapsın? Filmde de bir süre var. Ondan sonra bir dakika notlarıma bakıyorum. Canan Hocam. Canan Hocam şöyle bir şey varmış. İnsanlar özelini henüz tanıdığı insana anlatırlarmış. Ay yok, o kadar bir şey olamaz. Tamam öyle anlatır da hemen daha ilk cümleden olmaz mı? Öyle okumuştum bir yerde. Tamam öyle doğrudur. Tanımadığı insana anlatır ama hani biraz daha sohbet ilerledikten sonra, biraz içki içtikten sonra, biraz sohbet ettikten sonra daha görür görmez olmaz diye düşündüm ben. Bu işe yarar bir şey orada herhalde şeydi yani, o şiirler, o kadının kendi okudu, biraz adam böyle bir heveslendi, orada bir kuş vardı, bir kırlangıç geldi, kırlangıça baktılar, o şeyin öykünün şeyini söyledi, bir daha göremeyecek, o sarı çiçeği göremeyeceği için hayatla ilişkisini kesmek istemedi dedi. Yani sonuçta o arkadaşlık, o ilişki, o şefkat, belki işe yarar bir şey. Hani o kısa karşılaşmalardan ötürü insanın hayata bağlanma dürtüsü gibi düşündüm ben. Yani çok konuşulacak şey var film için. Yani diğer Gözetleme Kulesi'nden dediğim gibi çok daha fazla beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Güzel film vermiş. Bu da çok güzel. Yani Pelin Esmer iyi bir yönetmen. Daha da herhalde çevirecek, daha genç çünkü. Çok iyiydi. Evet, bu kadar söyleyeyim şimdilik. Teşekkür ederiz Cihan Hocam. Burada Barış Bıçakçı'nın bu filmin şiiri dediğimiz şiiri şu an aramızda yok. Sevgili Özlem seslendirmişti, grupta da paylaşmıştı. Çok da sanırım diğer iki filmin tartışmasının verdiği yorgunlukla bu tarafta çok söz alma heveslisi yok. İsterseniz Özlem'in şiirinden bir dinleme yapalım. Hem Özlem'i
anmış, hem de filmin içerisine şiirle girmiş olalım. Uygun olur mu Nesli'ciğim? Murat, şiirden önce bir şeye itirazım var. Filmin sonunda ölmekten vazgeçtik diye algıladım. Ben mi yanlış algıladım, yoksa yönetmen ortada mı bıraktı? Bence vazgeçti. Yaşama bir amacı buldu yani şey. Yani ben öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Yani çünkü yaşamı çok izole bir yaşamdı. Bakıcı dışında hayatında hiç kimse yoktu. Günlük rutinleri saati saatine aynıydı. Bir anda hayatına en sevdiği şair girdi yaşamına. İşte ve ona hayatın güzelliklerini hatırlatan bir takım uyarılar geldi. Ve yani yaşamın aslında o kadar da katlanılmaz olmadığı yönünde fikri değişti gibi algıladım ben. Yaşamında ilk kenar bir şeyler buldurdu ona sanki. Bence filmin en başarılı yanı da içten diyaloglarıydı. Yani diyaloglar ve oyunculuklar çok samimiydi. Yani sanki şurada yanımızda sohbet ediyorlar gibiydi. Nesli'nin dediğine katılıyorum. Bir ustalık filmi Pelin Esmer'in. Özellikle o kadın dayanışması ve kadın diyaloglarını, o dört kadının bir arada konuşmalarını çok güzel buldum. En çok beğendiğim yerlerinden birisiydi. Bir de Nesli de söyledi. Görüntü olarak da birbiri üstüne düşen görüntüler de, yani görsel olarak da çok güzeldi. Hani o tren raylarına, tren penceresinden bakarken kendi kendi görüntüsüyle üst üste düşen dış görüntüler bence filmin yani görsel olarak da en güzel yönüydü. Şimdi şiiri okuyabilirsin. Başka söyleyecek bir şey yoksa. Okumayacağım, paylaşacağım. Özleme okutturacağım yani aslında. Baktım, baktım. Rüzgarsın sen. Baktım, çamaşır ipini zorluyorsun. Hepimizin derdi güzel yaşlanmak sevgilim. Baktım bir kitabın sayfalarını çeviriyorsun. Ayağına terlik. Bildiğimiz şeylerin taşında yalın ayak geziyorsun. Biz satranç oyuncusuyuz sevgilim. Üzerimizde kara bir leke. Biz satranç oyuncusuyuz. İnanmıyoruz ceketlere, düğmelere. İnanmıyoruz takvimleri savurarak gelen geleceğe. İşte bitirdik bütün taşlarımızı. Darmadağınık oyun tahtası. Bir tek şahımız duruyor sevgilim. O da evli. İki çocuk babası. Kelimeler önümüze çıkıyor sevgilim. Uykumuzu bölüyor. Buradan çocukluğumuza kadar. Buradan çocukluğumuza kadar bir telaş. İçi boş kuşları kovalıyoruz. Ve bir sebep arıyoruz herkese küsmek için. Hemen o cumartesi buluyoruz. Hemen o pazar. Yaşamak çukur yerlere doluyor diyorlar. Bu yüzden yıkıntıya dönüşse de yaşıyormuş insan. Ama hep yıkıldığımız yeter sevgilim. Biraz da kekik toplayalım. Kıymetini bilmediğimiz şeyler var. Yaşamak bir at gibi huysuzlanıyor kapımızda sevgilim. Geçen günlere üzüldük. Tamam, yola düşelim. Düşünelim. Başka günlerin duvarı daha sağlam. Düşünelim. Başka günlerin sokağı daha neşeli. Başka evlerin kadınları, erkekleri tam bir kahraman. Tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde, bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyor zaman. Ama baktım sen rüzgarsın sevgilim. Kitapları bir başından bir sonundan okuyorsun. Başucumda bir bardak su. Beni başucumda bir bardak su gibi avutuyorsun. Evet. Ağzına sağlık Özlem'in. Güzel, çok güzel. Sen nefis. Ne güzel okumuş. Çok güzel okumuş. Şiir de çok güzel zaten. O da çok, çok güzel çok okumuş. Güzel. Çok Özlem güzel. Özlem şiire yeniden can vermiş değil mi? Evet. Nurdan, öldüm ölmedi diyorsun ama en sonunda o adamın baktığı pencereden gittikçe şey oldu. Pencerenin görüntüleri silindi ve hem kadının hem kızın yüzü gülmüyordu. Yani öyle bir
mutlu bir ifadeleri yoktu. Ben herhalde dedim, hani ilacını yaptılar ve tekrar ikisi beraber Ankara'ya dönüyorlar. Aynı şeyi düşündüm. İlacı yapmış bir yüz vardı onlarda. Yani öyle bir yüzleri vardı. Adamda da hayata bağlanma kararı ifade edecek bir şey bulamadım. Ben de öyle anladım. O zaman işe yarar bir şey mi yaptılar bunlar? O da yani, öyle ya ben öyle yani, düşündüm. Sonuçta. İşe yarar bir şey yaptılar, adamı vazgeçirdiler diye. Filmin adı da oradan geliyor diye düşündüm. Ya da işe yarar bir şey yaptılar, adamı öldürdüler. İşe yarar bir şey yaptılar ve adamın istediğini gerçekleştirdiler. Adamın istediği şeyi yaptılar. İşe yarar bir şey buydu bence. Adamın istediği şeyi yaparak işe yarar bir şey yaptıklarını vurgulayan bir film. Hani ölümü yücelten bir film olmaz diye düşünüyorum ama işe yarar. Ya da yönetmen böyle ortada bıraktı. Adamın istediğini yapacak olsa ikinci günü yapmazlardı bence. İkinci kere gitmelerinin sebebi bence bu şeydi yani, vazgeçilmek. Vazgeçilme çabasıydı ama başarılı olamadılar. Yani işe yarar bir şey yapmaya çalıştılar ama olmadı mı diye düşündüm. Valla ben Leyla'nın bu olaya dahil olmasını böyle arsızca bir şair merakı gibi görmüştüm. İyi bir gözlemci. Sonra o ikinci günü koparmak aslında derdinin ne olduğunu anladım açıkçası. Yani o ikinci günü sürdürmek, o sarı çiçeği gösterebilmek olduğunu düşündüm. Yani ben de açıkçası Nurdan gibi düşünmüştüm. Yani alelade bir gün gibi vedalaşıp çıktıklarını düşünmüştüm. Ama diğer ihtimali de ikisinin pencere önünde tüllerin arasında oturup beklediği, birbirleriyle konuşmadan dışarı baktıkları an işin hani diğer alternatifiydi. Onu da bir görüntü olarak koydu ama sonuçta normal bir gün gibi, alelade bir gün gibi ayrılıp gittiler diye düşündüm. Aslında ben hani ilk önce siz itiraz edin, yani daha doğrusu Cihan'ı söyleyince şaşırdım. Ben mi yanlış anladım diye. Demek ki yönetmen bunu ortada bırakmış. Yani yarımız böyle yarımız böyle anladığımıza göre işe yarar şeyin hangisi olduğu da kişiye göre değişiyor. Yani tabii, konu tabii. Zaten ötenazi doğru mu yanlış mı? Evet hani. Doğru. Evet. Tabii. İnsan demek ki yönetmen ortada bırakmış bunu. Olabilir tabii. Bir de insan bir de hayatını kurtarmak tek vazifesi olan bir kişinin bir insanın hayatını yok yani sonlandırması ironisi de işte onu söyledim ya, ama evet. Benim yani o işin o boyutu hoşuma gitmedi mesela. Yani insan kurtarmak misyonunda olan birinin hayatını ücret karşılığı kendi isteği bile olsa etik olarak. Ya bu etik tartışma çok geniş bir açılım da. Yok bu benim cihani görüşüm. Sevgili arkadaşım. Yani, Nesli sen çok kakafoniye şey döndük. Dedin ya. Ben bir şey anlayamıyorum. Çok kakafoniye döndük. Pardon. Diyaz el kaldırıyor. Evet. Ya bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Affınıza sığın Arak tabi. Birincisi bir yönetmeni ben en azından film okumalarımdan, kuramsal film araştırmalarımda denk geldiğim şey budur. Bir yönetmene dair bir film analizi yapıldığında önce o yönetmenin ana temaları, kamerayı, teknik olarak sinematografik kimliği neye denk geliyorsa ya da ele aldığı ana temalar. Şimdi Pelin Esmer'in sonuçlarla ilgilenmeyen bir yönetmen olduğunu izlediğimiz üç filmden de biliyoruz. Biz ne koleksiyoncunun daha sonra ne olduğunu biliyoruz. Ne Seher'le işte diğer karakterin sonunda ne yaptığını biliyoruz. Ne de burada ölüp yaşadığını biliyoruz. Haliyle yönetmenin kendini oturttuğu tema çerçevesi neyse biraz hem
sanatı işleyiş biçimi, metodolojisi olarak o noktada kalmanın çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Öte yandan biz işte %50 ihtimalli bir şeyin üzerine uzun uzun işte bence öldü ya da bence ölmedi gibi konuşma yapılabilir. Ama Pelin Esmer'in sinemasında insan hikayesinin süreçleri vardır. Yaptığı her filmde bir tane ana konu seçer, o konunun ana iki ya da üç öznesi kimse artık ve onlar etrafında hayata dair küçük küçük hikayelerle bir çeşit sanatsal dolgu yapar filmlerinde ve bunu yaparken genel anlamda, yani bu en son filmin başka bir şeyi var. Orada asıl bence sorgulamamız gereken şey, zaten orada şairi bilen bir adam, yani sadece ölmeden önce bildiği kitaplarını, bildiği şiirlerini, bildiği bir şairin oraya gelmiş olması. Bir insanın ötenazi konusu, vurgusu vardı zaten Nesli hocamız da bence filmin ana sinapslarını müthiş şey yapmıştı, tek kelimelik. Orada ötenazi sonuçta bir insanın yaşama hakkının, nasıl biz kutsuyorsak bir insanın ölme hakkının da tamamen onun tercihiyle olduğunu haliyle ötenazi konusunu tartışabiliriz. İşte ben diğer filmde de çok söz hakkı almak istemedim çünkü şeydir, sunumu yapan arkadaşın o filme dair çıkarttığı başlıklar üzerine konuştuğumuzda ne bileyim, o filmi okumanın yol ve yöntemini daha doğru oturtmuş oluruz. Haliyle diğer türlü şey oluyor. Diğer türlü çok bence veya bana göreli diyaloglar da çok şey, filmin çünkü bir yöne, filmin ana rotasını çok değiştiriyor. Biz mesela şöyle bir cümle söyleyebiliyoruz. Diyoruz ki şey, bu patolojik bir karakterdir. Diyoruz ve bitti koleksiyoncu. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir senarist var ve o senarist oturup bir film yapıyor ve onlarca toplumsal olayı, toplumsal yarayı filmlerinde bu haliyle oturtmaya çalışıyor. Eğer biz tek kelimelik bir karakterin patolojisinin tespiti üzerinden filmi netleştirsek, o zaman Pelin Esmer'in o senaryoyu kurgularken ki zihinsel arka planını büyük ölçüde eskalamış olacağımızı düşünüyorum. Onun için ben hani diğer filmde de söz hakkı almadım. Teşekkürler söz hakkı için. Giyas, çok teşekkürler. Çok güzel bir konuyu vurguladın. Ben de bu konu açılmışken tüm için senden müsaade isteyerek, yani filmleri analiz ederken karakterler üzerinden ve yani ahlakçı bakış açısından değil de filmleri toplumsal katmanı ya da işte politik katmanı, ikincisi felsefi katmanı, üçüncüsü psikolojik katmanı olarak, yani bu ana başlıklar üzerinden tartışmak daha verimli olacağını düşünüyorum. İnsan hikayesi. Teşekkür ediyorum bu konuyu hatırlattığın için. İnsan hikayesi, evet. Evet, Timuçin, sendeyiz. Kusura bakmayın, bugün biraz fazla söz aldım ama bir şey aklıma geldi, onu söyleyeyim dedim. 11 10 kola filminde mekan konusuyla ilgili. Timuçin, orada mısın? Buradayım, geliyor mu? Evet, duyuyoruz Timuçin. Mekan konusuyla ilgili 11-10 kuralları söyleyeceğim. Aslında şeydi, bu filmle karıştırdım da bu filmle bahsedeyim. Şey, bu tren mesela, yolculuk meselesi aslında bir ayrılığı şey temsil eder. Genel anlamda, genellikle bir gidişi, ayrılığı temsil eder. Ama burada bir ayrılık değil. Bu yani şey, tren şeyinin kullanılması, mekanının kullanılması aslında burada bu filmde bir birleşmeyi, bir yeniden bir yere gelmeyi, başka insanlar mesela Mesut Hanım'ın sunumunda da vardı mesela. Farklı insanlarla olan hayattaki işte şeyin kaynaşmasını bir yere getirmesi açısından farklıydı, farklı yönü vardı. Bir de ben şey, otenazi konusuyla ilgili sadece bir öneride bulunacağım, yani şeyle ilgili. Çok güzel bir oyun var, tiyatro oyunu. Yani izlemeyi tavsiye ediyorum. Çünkü bu normal sıradan bir oyun değil, izleyiciyi de o şeye katıyor. Oyun sonunda izleyiciyi de şeye katıyor, oyuna katıyor. Son karar diye veya karar senin oldu. Karar senin ya da son karar önünün ismi. Karar senin diye kalmış aklımda ama son karar da olabilir. Eğer şey yaparsanız, bir yerde denk gelirseniz ben katılmayı tavsiye ederim en sonunda. Çünkü son 10 dakikasında izleyicinin görüşüne de başlıyor. Otenazi konusuyla ilgili güzel bir şey, oyun. Tavsiye edebilirim. Filmle de bağlantı kurduğum için paylaşım dedim. Teşekkür ettim tekrardan. Teşekkürler.
Murat'cığım, burada ben bir şey söyleyebilir miyim? Sesim geliyor mu? Elbette, buyurun. Şimdi Seneca şöyle demiş: intiharı insanları ve hastalığın insafsızlığına kaçma olanağı veren büyük bir özgürlük olarak tanımlıyor. Bineceği gemiyi, oturacağı evi seçen kişi ölümü de seçmeliyim der diyor demiş ve kendisi de zaten intihar etmiş. Şimdi benim şöyle bir şeyim var. Örneğin kayınbiraderim var, 63 doğumlu. 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonunda kalbin bir dokusunun tamamen yok olduğu ve onun telafisinin mümkün olmadığı söyleniyor. Bir kalp nakli olabilir ama onun da doğru kişiyi bulması lazım. 2005 yılından beri tabii aşamalardan sonra iyileşti fakat kalbini çantasında taşıyor ve çok zor bir hayat yaşıyor. Dolayısıyla ara ara ötenaziyi düşünüyor. Hayatı inançlı olan biri olmasına rağmen, hani biz nedir inancı olanlar, Allah'ın verdiği canı Allah alır diye düşünürüz. Ama ötenaziyi düşündüğü oluyor. Bazen konuşuyoruz kendisiyle. O da eşimin çalıştığı fabrikadan emekli, genç yaşta emekli oldu zaten. Onu malulen emekli etmişti eşim. Dolayısıyla 63 doğumlu bu çocuk. Ve arada bunu düşünüyor. Bu da enteresan bir anekdot olarak söyleyeyim. Üzücü ama hayatın bir gerçeği, bir insan hikayesi. Evet. Ya özür dilerim. Ben son bir cümle onu da vurgulamış olayım. Az önceki cümlemin altını doldurabilsin diye en azından. Çok kısa hemen. Şeyi tartıştılar ya, işte karakterin ağaçtan yapmaya çalıştığı şeklin ne olduğunu sonra da yaktı. İşte biz eğer yönetmenin İtalyan yeni gerçekçiliğini kendine büyük ölçüde rehber aldığını ve bu yönüyle dışa vurumcu dışa vurumcu diye tanımlanabileceğimiz yaşamın var olan şeyini, yani duygusal olanı nesneler üzerinden olduğu gibi çarpıcı şekilde aktaran bir tarz, bir film anlatım biçimini seçtiği için orada da insanın dualistik doğasına dair, yani insanı hem karanlık hem de iyilik kötülük dengesine dair bir görselleş, bir metafor ya da imge olarak tanımlanabilir. Bu son sözümdü. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nesli Hoca'nın daha sunumu için ayrıca teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, bir dahaki toplantılara da katılmanı isteriz Giyas. Kesinlikle. Çok faydalandık. Evet. Saat 11.30. Söylenecek elbette çok şey var ama toparlamayı teklif edeceğim. Oldukça uzun oldu çünkü. Ben bir iki bir şey söyleyeyim. Herkes de kapanış cümlelerini söylesin diye teklif ediyorum. Bu film benim böyle kısaca geçiştirebileceğim bir film değil. Bir de çok son anda izledim. Bir daha izleyeceğim. Ama sanatla ilgili filmler başlığı altında da değerlendirilmesi gereken bir yeri var. İşte şiiriyle, müziğiyle, imgelemiyle, politik arka planıyla çok güzel kurgulanmış, çok güzel örgülenmiş. Çok baştan sona bir yönetmenin taşıdığı imgeleri, metaforları içinde barındıran, kargayı gezdirdi, film boyunca gezdirdi, grafiti de gezdirdi, her yere kondurdu. O duvar simgeleri, grafiti yapanın istasyon görevlisi tarafından kovalanırken ondan yana oluşunu, bir duruşunu, koş koş diyerek ona destek oluşunu gözlemlemek güzeldi. Gülten Akın'ın kitabının okunduğu, Kortazar'ın göndermesinin olduğu, şiirle, müzikle iç içe çok keyifli, çok güzel bir film seyrettik. Bu yönüyle tek başına bir programı hak edecek, bir tartışmayı hak edecek kadar derin bir film seyrettik. Ben de çok güzel izler bıraktığı şeklinde tamamlayayım. Sanat kısmı geride kalsın istemedim. Barış Bıçakçı'dan Gülten Akın'a demin saydığım isimleri, bir sürü isime bizi götüren, bir sürü derinlemesine diyalog, tavır, hayal, geçmiş, gelecek hayal, bir sürü şeye eklemlendiren ve herkesle tekrar yazılabilen, elbette Nesli'nin sunumundaki çıkarımlar gibi, Gıyas'ın altını çizdiği bakış açılarından uzaklaşmamak gereği gibi standart şeyler
ne kadar bağlı kalırsak kalalım ama bir şiir gibi de herkesle tekrar tekrar açılabilen bir film seyrettiğimizi, özetle şiir gibi bir film seyrettiğimizi söyleyerek ben kendi tarafımı kapatmış oluyorum. Fatma, buyur. Ben ilk iki filmi seyredemedim ve toplantıya geç katıldım. O yüzden o güzel, eminim çok güzel bir sunumdu. O sunumu da kaçırdım, özür diliyorum. İşe yarar bir şey filmini defalarca izledim. Ve bana ve çok kişiye önerdim. Ama ne için önerdiğimi asla açıklayamadığım bir film. Yani her zaman izlerken o içimde böyle kalbimde bir yumruyla seyrettiğim, beni çok etkilediğini ama nasıl etkilediğini bir türlü açıklayamadığım, o içindeki sanatla, şiirle, en son sahnedeki o kişilerin bir araya geldiğinde birbirlerine bakışlarıyla, o mimiklerle, o güzel diyaloglarla, o şiirlerle bende çok güzel duygular uyandıran ama işte o katmanları bir türlü tanımlayamadığım bir film. Pelin Esmer'in bu filmi. Diğer iki filmi de merak ediyorum ve seyredeceğim. Ama dinlemek istedim sizlerden. Çok teşekkür ederim. Yani bir türlü açıklayamadığım nedeni ama çok etkilendiğim ve hoşlandığım bir filmdir bu film. Sizlerden aslında buna dair bir şeyler duymak istemiştim en çok. Sanırım belki bir gün yine oturur bunu konuşuruz. Teşekkür ederim. Herkese iyi geceler diliyorum. Fatma, o film aynı hayat gibi. Yani evet. İşe yarar bir şey. Ondan çok evet. Yakaladı hepimizde. Evet. Yani hayat gibi yani. Ne anlatıyor bu film dediklerinde ben çok şey ama ne bunu bir türlü anlatamıyorum. Galiba bu filmin güzelliği de bu. O yüzden çok etkileyici bir film bence ama nasıl olduğunu anlatamıyorum. Öyle. İyi geceler. Nesli, bu üç film seçimiyle şey diyorum. Mithat Bey, Seher'e tecavüz edildiğine dayanamayıp ötenaziye karar verdi diye kafamızda böyle karışık bir yorumla karma karışık olduk. Çok iyi. Arkadaşlar, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, katkılarınız için. Çok güzel oldu paylaşmak sizinle. Vallahi çok güzeldi. Ben de koştura koştura geldim bugün böyle diller gibi. Murat, kaydı kapatalım da bir sonraki toplantıyı planlayalım mı? Tamamdır. Evet. Bu bir türlü 2,5 saate sığdırmaya başaramadığımız 3 film için hem seçimi hem sunumu için Nesli'ye teşekkür ederek katkı sunan çok tüm arkadaşlar. Güzeldi, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Selin Esmer gecesini kapatıyoruz. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.